Girdik abi. Evet, benim sesim gidiyor mu şu anda? Genelde evet, yayına gidiyor. Evet. Arkadaşlar, hepinize inanılmaz bir RPG gecesinden daha selamlar. Bugün sizlerle birlikte Teamfight Tactics RPG oynayacağız. En çok Teamfight'a giren... Yani hiçbir şey bilmiyorum Teamfight Tactics'le ilgili. Satranç gibi bir şey herhalde. Biraz da RP mi yapacağız? Biraz da RP yapacağız. Evet, bugün biliyorsunuz bizim kanallarımızda dönen sesimiz ses kısık diyorlar. Full dedim abi, iyice arttırdım. Okay. Discord'dan da şey. Biliyorsunuz ilk bölümünü yapmıştık. İkinci bölüm benim kanalda yapıyoruz. Böyle böyle ehveni şersin her kanalda uğrayacağız. İkinci bölümünde bugün biz de oynuyoruz. Sevgili RPG oyunumuzun Swaggy Bark yönetiminde Eren Aktan ve Tolga Işıldar ile birlikte çok güzel bir kumpanya oluşturuyoruz. Efendim, bunun yanında abonelikleri yayının sonunda okuyacağım. Oyun bölünmesin diye sürekli olarak abonelik bit boncuk okumayacağım. Böyle olacak efendim. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize iyi seyirler. Sizleri seviyorum. Öpüyorum efendim. Ben Swaggy'nin kamerasına biraz canım sıkkın. Neden? Gereksiz güzel gözüküyor. Ben de evet, makineyi bağlayacağım. Ha şey, DSLR mı o? Abi böyle misafirim ya burada. Keşke kendi kameram olsa. Benim değil yani. DSLR kameramı bağladın? Aynen. Burada var bağlıydı. Mi? Hazırdı yani. Vay be. Şey, zengin yayıncı evi mi orası? DSLR kamerasıyla mı geliyor? Aynen. Şey var mı? Siri'si var mı? Işık değiştiriyor mu? Var var. Evet, kıskandık. Evet. Buyurun o zaman DSLR Bey. Bizi şey yapın. Abi bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz Ehven İşarsı. Karakterlerimiz en son maceralar yaşadı. Oradan oraya birbirleri arasında minik minik bağ kurmaya başladılar. En son Deku adındaki küçük yaratıkla birlikte bu çıktıkları minik macerada Redoran bir söz verdi Deku'ya. Yardım edeceğim Theodret'e, merak etme diye. Ve Berez ağacında en son Berez ağacının içinde Deku'yu, o minik ağaç yaratığını Silvanların eline bıraktıktan sonra yolculuklarına devam edeceklerdi. Fakat Brang'a mı gidecekler Theodret'in intikamını almak için, ya da Redoran yolunu yine anlattığı hikayelere, kendi kafasında dönen şeylere göre belirleyecek mi? Başlayalım abi yavaştan. Okey. Redoran, biz başlıyoruz. Ben peşinizden geliyordum en son. Siz bayağı çıkmıştınız, üzülmüştük. Ben en son Deku'ya demiştim ki tamam, senin babana yardımcı olacağım demiştim. Okey. Zales. Bu adama ben daha fazla güvenemem. Bir şekilde bunu geride bırakmalıyız. Zales'in o sırada ağzında küçük bir iğne vardı. Ağzındaki kıymığı çıkardıktan sonra Discord'dan da sesini açıp mikrofonunu dönüp arkadaşına cevabını verdi. Ama sanki yine sesi yine duyulmadı. Sanki oksijeni azmış gibi geliyor. Zales, bundan binlerce yıl sonra Discord diye bir uygulama olsa, mikrofonunu açsan ne kadar güzel olur. Ne zaman da benim mikrofonum kapalı açacak? Çok uzun süredir. Ne kadar kötü. Sen bir zalesin gerçekten. Evet. Tamam. Tamam mı Zales? O zaman... Konuşuyorum. Tamam. Bence de ona güvenemeyiz. Peki Zales, sesin orman o kadar da boş değil ama neden yankı yapıyor dersin? Çünkü daha sen appear in de belki de ses tarafını kapattın. Binlerce yıl sonra appear in diye bir site olsa. Orada belki de ses olmuştur. Okey. Zales devam etsin mi? İnşallah. Evet, ona güvenemeyiz diyordu Zales. Evet. Evet, ona güvenemeyiz. Teşekkürler Zales. Çünkü sen de gördün. Belli ki kötü bir ruh tarafını ele geçirmiş, ya da belki bir şeytan.
Kötü bir ruh değil. Kendi kendine konuşuyordu. Ne varsa... Sen niye kendi kendine konuşur ki? Kötü bir ruh değil. Sapık sapık o. Manyak o. Deli olabilir Zales. Redoran! Ne var? Arkada kaldın. Konuşmamız gerek. Gel. Bence de konuşmamız gereken bir takım şeyler var. Abi böyle elindeki asayla yavaş yavaş üzgün bir şekilde sizin yanınıza geliyor. Canı oldukça sıkıntıdı, kaçtıdı, kaçmış yani. Evet, ne istiyorsunuz? Şimdi rehberimiz diye biz sana güvendik. Başımıza bu gelenler için seni suçlamıyorum. Ama hem Deku'nun intikamını almam gerek, hem de kendi yoluma gitmem gerek Redoran. Yani kendi yolun ve Deku'nun intikamı nerede birleşiyorlar bunu ben bilmiyorum. Senin asıl yapmak istediğin şey ne ha? Çünkü ben belli ki şu anda yapmak istediğim şeyi yapamayacağım. Zelenar'ı bulmam gerek. Bunu bana söz vermiştin, bildiğini söylemiştin. Biliyorum ama gerekli bilgiyi almamız gereken Silvan Kraliçesi öldüğüne göre biraz araştırma yapmam gerekecek. Sence nereye gitmeliyiz? Bir düşünmem lazım. Bir haritayı açabilir miyiz? Evet. Zales haritayı çıkar. Haritayı çıkarıyorum. Herkes böyle önüne koyuyorum. Bakıyor abi Redoran böyle bilgeç bir şekilde. Sanki kafasında böyle çok ciddi bir şeyler düşünüyormuş gibi. Ama aslında düşünmüyor yani. Şöyle duruyor. Relendel'e gitmemiz lazım. Ne? Relendel. Evet, Relendel'den en azından bir şeyler öğrenebiliriz. Hem de buraya yakın. Bildiğim kadarıyla orası bir ada ve bizim kayığımız yok. Önemli değil, hallederiz bir şekilde. Buralarda bir sürü liman var. Kurgeç tarafında. Özellikle Kurgeç tarafı tehlikeli olduğu için korsanlar Relendel'e ve Gruntar'a kaçakçılık yapıyorlar. Kurgeç'ten geçmemeliyiz bence Redoran. Yeterince başımıza bela açtık. Ya o zaman nereye gitmek istiyorsun yani? Relendel'de ne bulmayı umuyorsun? Bir iz. Senin adamın nerede? Bununla ilgili. Relendel bize kötülüğe çok yaklaştırır. Oradan sağ çıkabileceğimizi düşünmüyorum. Bu sırada şeyi hatırlıyorsun. Zamanında konuştuğun bir adamın Relendel'e uğradığını, Relendel'de işte ticaret yaptığını, büyülü parşömenler, tılsımlar yaptığını hatırlıyorsun. Ve kraliyet hanedanına bunların kasa kasa işte toplanıp getirildiğini, daha sonra da işte büyücülere ya da kraliyet ailesine dağıtıldığını hatırladın. Peki Relendel'e Kurgeç yerine Sagard'daki bir limanı kullanarak gitmeyi denesek? Sagard daha tehlikeli. Yani bana göre hava hoş. Ama Theodred'in de dediği gibi Sagard biraz daha tehlikeli olabilir. Sagard dağlık bir arazi Zales. Pekala. Bir şekilde tırmanmamız gerek. Relendel'de aslında tanıdığım biri var. Ya o zaman bize kayık ayarlaması falan da çok güç olmasa gerek diye düşünüyorum. Umarım. Beni gördüğüne şaşıracak ama. Madem yakınız, bir şansımızı deneyelim, bu kadar yol geldik. Sen biraz artık şu gizli görevinin ne anlattığını, gizli görevinin ne olduğunu anlatmayı düşünüyor musun? Aramızda fazla sır var gibi ve böyle sır sevmem. Redoran bence sana... de aramızda fazla sır Zales. Var. Redoran. Bakın ben istediğinizi yaptım. Size bir söz verdim, sözümü tuttum. Bundan sonrası artık biraz da sizin sözlerinizle alakalı. Çünkü bana görevlerinizle ilgili hiçbir... Neden Repeldum'a geldiniz ha? Sen neden her karşına çıkan adamla düşmansın? Sen neden bizi bu ormana getirdin? Bir anda paçasından o güzel kokulu esansı hisseden biri Redoran'ın paçasından tutuyor, bir minik yaratık. Çekiştiriyor. Bu bir dağ kirpi cücesi. Sırtında dikenleri. Ben bunu nasıl duymam? Hiç mi perception zarı atılmadı? Ama zararsız bir şey böyle, minik küçücük bir şey böyle, zararsız bir daha kirpi cücesi. Geldi bacağının yanında çekiştiriyor şeyinden. Ha bu bildiğimiz bir şey mi, cüce mi? Yok bir böyle kirpi düşün, sırtında kirpinin şeyleri var, o sivri iğneleri. Suratı da bir cüce suratına benziyor. Bir Freak show bayağı yani. Aynen bayağı böyle garip bir yaratık. Beni neresiyle tutuyor?
Abi böyle küçük pençeleriyle tutmuş, bacağından çekiyor. Sende böyle bir koku, bir esans hissetti ve senin bacağına sarıldı. Oğlum bildiğin insan yüzü mü var kirpide? Evet. Korkunç lan. Çok korkunç abi. Biraz kalepi ya. Hey! Dikenlerim. What the fuck? Dikenini sikeyim, bu nasıl yaratık? Düşün bunu, bu bile diyor. Abi Photoshop'ladı lan seni. Çok çok korkunç, çok kötü bir meme gibi yaratık yani gerçekten de. Redoran bu ne, sen yaratıklarla aran iyi, bu ne ola ki? Kesinlikle hiçbir fikrim yok diye böyle sallanıyorum. Evet. Bizar atıyorum abi. Redoran için. Kirpi bir anda böyle dikenlerin arasından minik taşlar çıkarıyor ve taşlarla oynamaya başlıyor. Elinde taşlarla oynuyor ve birkaç şey söylüyor. Orbadan ruhları size yol gösterecektir fakat sen de güzel bir koku hissettim. O yüzden Berez'in çıkışına kadar size yardımcı olabilirim. Aşaran tarafına mı doğru gidiyorsunuz yoksa Sagart'a mı? Size öncülük edip gizli geçitlerden götürebilirim. Sonra ailemin yanına dönüp tekrar dikenlerimi onlara batırmam gerek. Diyor. Adın ne küçük şey? Adım Helgeven. Helgeven, kusura bakma biraz sinirim bozuldu. Sen nesin böyle? Ben bir adamdım ve Aşaren de beni bir cüceyle birleştirdiler. Ardından Berez ağacından Fargat'a giderken en son bir kara büyüyle kirpiye dönüştüm. Yavaş yavaş gittiğim topraklardan bir şeyler katıyorum kendime. Peki bize neden yardım etmek istiyorsun? Bu adamın kokusu o kadar güzel ki o kokudan bir parça almak beni memnun edecektir. Senin ailen neye benziyor? Babam bir fildi ve onu bir geyiğe dönüştürdüler. En son annem Satir'le beraber birlikte oldu ve böyle bir aileyiz falan diye anlatıyor, devam ediyor. Wow. Akraba evliliği lan. Wow, biraz Targaryen. Yani bana büyüden dolayı böyle olduğumu söylediler. Aşeren, Helgen gezdikten sonra ama yavaş yavaş değişmeye başlıyorum büyüdükçe. Tekrar insan olmak ister misin ha? Tabii ki. İstiyorsan sana yardımcı olabilirim. Oh boy. Peki nasıl? Sen savaşta yetenekli misin? İnanılmaz derecede. Sırtındaki bir dikeni çıkarıp ağaca atar ve ağaçtaki minik bir eriği vurur. Evet. Bak bizim Relendel'e kadar geçmemize izin ver. Relendel'e kadar bize eskortluk yap. Ben seni tekrar insan haline çevireyim. Ne dersin ha? Sen beni gerçekten bir insan haline çevirebilir misin? Dedi ve dişini kaşıyor şeyiyle, kendi sırtındaki dikenle. Evet, hem de yakışıklı ve fit bir insan haline çevirebilirim. Çok sadece sevinirim. Bir insan değil. Çok sevinirim. Helgeven mutlu. Dedi ve dişini karıştırmaya devam ediyor. Bize yardım edecek misin Relendel'e kadar? Evet, Relendel'e kadar gitmek bir çocuk oyuncağı diyor ve dişini karıştırmaya devam ediyor. Harika, o zaman yardımlarından ötürü gerçekten de müteşekkiriz Kirpi kardeş. Kirpi bize yol göster bakalım. Cidden bir kirpi bize yol mu gösterecek arkadaşlar? Bilmiyorum Redoran, yalan söylüyorsun değil mi? Ne, hayır, gerçekten onu iyileştirebilirim, buna inanıyorum. Ama buna inanmamla bunu yapabilecek olmam çok farklı şeyler. Nasıl olsa daha kötü hale getiremeyiz. Büyük konuşma. Hey Kirpi, bak şu savaşçıyı görüyor musun? Direkt söylüyorum, Zales'i gösteriyorum. Görüyor musun Kirpi? Bak, dev bir savaşçı var orada. Evet, görüyorum. Onu jöleden insana geri çeviren bendim. Ne yani? Sen böyle büyük bir büyücü müsün? Kudretli bir büyücü demek ha? Evet, buralarda adım bilinir. Dedi. Beni hiç duymadın mı? İsmin nedir? Kartal Ged. Ne? Kartal Tabii. Ged mi? Evet. Sen gerçekten Kartal Ged misin? Dedi. Böyle baktı. Evet. Evet, Kartal Ged benim. İstiyorsan, yani inanmıyorsan, sana Kartal Ged ile ilgili bir sürü şey anlatabilirim. Hepsi benim başımdan geçti. Gözleri büyüdü böyle o küçük ucubenin ve sana doğru bakarken anlatmaya gerek duymadan
Dediğin her şeye inandı zaten. Seni kudretli ve bu diyarın en büyük büyücülerinden biri olarak tanıdı bile. Yol göstermeye hazır. Beni indirebilir misin rica etsem? Böyle durdu. Kafasını kaşıdı. Ha? İndirebilir misin beni? Deneyebilirim ama senin kadar kudretli bir büyücüye dikenlerim sökmez. O yüzden Kurgeç'te tanıdığım büyük limandaki korsanlardan birini seninle dövüşmek için falan böyle anlatıyor sana. Bu sırada anlıyorsun ki kirpi, bu kirpi adam Kurgeç'te şurada burada hırsızlık şunu bunu yaparak bir sürü korsanla falan işbirliğinde bulunmuş böyle tanıyor. Hmm. Beni neden indirmiyor lan peki? Ged olduğunu söylediğin için. Beni şey mi tutuyor? Rehin mi tutuyor beni? Evet. Ya seni sırtına mı aldı ki? Hayır canım, senden küçük, bacağına sarıldı senin şu an. Seni indirecek. Oğlum ben dev gibi bir kirpi sandım bunu. Beni yok, tutuyor yok. Sandım hayır, böyle. Hayır hayır. Anladım. İyi gel bakalım omzuma. Hacı Cavcav. Çıktı abi omzuma. Hadi bakalım nereden gireceğiz göster. Öncelikle Vergan tarafına doğru bir patikadan gideceğiz. Fakat harabelere dikkat etmemiz gerek. Şimdilik biraz uyumam gerek dedi ve böyle dikenlerini üst üste koydu ve omzuna uyudu. İyi peki. Uyu önce bakalım. Zales önce deli bir büyücüye inandık. Şimdi de konuşan bir kirpiye mi rehberlik edecek bize? Daha ilginç şeyler oldu sonuçta bu dünyada. Değil mi? Sen hiç 6 tarot kartı ve zalim bebeğin hikayesini duydun mu? Duydum. Zalim olmayabilirdi ama sanki sihirli bebek miydi? Öyle bir şeydi, hatırlamıyorum tam olarak. O da çok ilginç. Sence gerçekten böyle bir şey gerçekleşmiyordur? Hiç sanmıyorum. Yani ejderhalara ben de inanmam. Düşünsene 6 tane kart her bir özel güçle veriyor. Yok canım bahaneler. Kirpi uyudu, ne yapacağız? Vergan tarafına gidelim dedi. Vergan tarafına gidelim biz de. Hadi gidelim. İlerleyelim. Bir kirpinin sesinden. İlerliyoruz abi. İlerliyoruz abi Vergan'a. Kirpi kafayı kaldırdı. Yürümeye başladığınız anda. Vergan'a gitmeden yolda bir çay içsek fena olmaz. Dedi tekrar uyudu. Çay mı? Ha bir de çay keyif tezlemengi çıktı. Nerede? Nerede? Nasıl çay içebiliriz ki? Başverin yürüyün. Uyudu yine. Bir zar atıyorum tekrar Redon için. Kirpi kafasını kaldırdı ve şunu söyledi. Vergan'a gelmeden bu minik patikalardan, o minik dağ yollarından hafif hafif inerken sakin bir büyücünün evinde çay yaptığını ve orman misafirlerine ikram ettiğini söyledi. Ve bu patikadan devam ettiğinizde onun evini bulacağınızı söyledi size. Bir dakika, bunu kirpi söyledi mi? Evet, sana söyledi. Senle birebir. Kirpi ayık mı şu anda? Ayık. Şu an ayık. Tekrar uyuyacak ama. Senin adın neydi kirpi? Helgeven. Helgeven, anladım. Bu büyücü nasıl bir büyücüdür tanıyor musun? Belki de ben tanıyorumdur. Tam adı nedir? Büyücünün ismi Kernan. Kernan. Tanıyor muyum? Abi Kernan şeyden böyle Yovark'ta büyücü kulesi olan, sonradan başarısız olup sadece sakinleştirici iksirler, sakinleştirici çaylar yapan bitki üzerine bir bitki bilimci, yani öyle söyleyeyim. Büyü işlerinden tamamen uzaklaşmış. Bildiğin bu kadar Kernan hakkında. Yani bunun çok bir olayı yok öyle mi? Yok, çok bir olayı yok. Yani sen karakterin ilgi çekici bile bulmuyor bu herifi. Anladım. Bu kirpinin dediğine göre yolumuzun üzerinde bir tane büyücü varmış. Onun evinde dinlenebiliriz istiyorsanız. Çayı meşhurmuş. Dinlenmemize gerek yok. Gidelim bir an önce bu ormandan çıkalım. Bence bir çay içsek iyi olurdu. Kirpi Efendi çay içmek istiyor. Onu sinirlendirmek istemem. Efendi umurumda bile değil. 5 dakika önce kirpiyi tanımıyorduk Redoran. Emin misin? Bak bu orman yaratıkları kerametli olur. Çay içersek başımıza iyi şeyler mi gelir diyorsun ya? Dediğini yapsak iyi olur diyorum. Hepsi bu. Senin dediğini yaptığımız için Deku'yu kaybettik. Şimdi de Deku'nun ölümünü kesinlikle benim üzerime atamazsın. Lütfen böyle bir şey yapma. Deku benimle kozalağını paylaştı. Bu benim için üzücü bir şey. Kozalağına Zales ne diyorsun? Dinlenir miyiz? Bana pek mantıklı gelmiyor.
tane garip bir yaratık geliyor. Çay. Redoran gidelim. Biz kapıda duralım. Siz kirpiyle girin. Kirpinin gönlü olsun, sonra da gidelim buradan. Adamı tanımıyoruz. Mantıklı. İyi peki, siz bilirsiniz. Gidiyoruz abi. Gidiyoruz. Abi yola devam ediyorsunuz. Patikadan böyle ince bir patika, ağaçların size izin verdiği yollardan yolunuza devam ediyorsunuz. Minik fışırtılar, böyle küçük bir esinti var havada. Bir de Teodret için atıyorum. Abi sakin sakin ilerliyorsunuz ormanın içinde ve ormanın sessizliği, sadece rüzgarın sesi size yol gösteriyor. Dümdüz o patikadan ilerliyorsunuz. Ağaçlar kaplamış sağa solu. O kirpinin söylediği minik evi gördünüz uzakta. Biraz uzağınızda kalıyor ama yoldan hafif ayrılmanız gerekiyor oraya gitmek için. Hava da yavaştan kararıyor. Yani böyle o patikayı bitirip yola da devam edebilirsiniz. Daha ileride güzel bir yerde kamp da yapabilirsiniz. Eve de uğrayabilirsiniz şu an. Nasıl ev? Nasıl bir ev? Böyle bir ağacın üzerine kurulmuş ve 3 katlı, dışında böyle ahşap bir kaplama var. Böyle küçük bir derenin, küçük bir derenin üzerindeki büyük bir ağaca kurulmuş bir ev. Wow. Bence gayet güzel görünüyor. Bence bir gitsek iyi olur. Hem bence... yorgun değil misiniz ya? Ben pek yorgun değilim. İçeri girmeyi düşünmüyorum. Yorgun bile olsak tanımadığınız bir adamın evindeyiz. Her türlü tetikte olmalıyız. Sen gir, biz seni kapıdan koruyacağız burada. Hadi bakalım. Ben gidiyorum. Kirpi'ye böyle pıt pıt yapıyorum. Uyandın mı Kirpi efendi? Uyandım Ged. Senin dediğin ev burası mı? Burası. İçeri herkes girebilir. Tüm misafirlere, orman misafirlerine kapısı açıktır. Çok büyük yalan. Zor atıyorum sana. Zorla içeri sıkma çalışıyor. Abi büyük yalan. Abi kirpinin şeyini zaten fark ettin tavırlarından. Bu böyle üçkağıtçı bir tip. Fakat bizi sikecek bu. Şu an tam aradasın yani. Hani sana da bir şey yapamayacağından eminsin yani. Bu bana nasıl zarar verebilecek diye düşünüyorsun. Kirpi efendi. Kapıyı çalmadan benim gerçekten de Ged olduğumu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Serçe Ged. O zaman şöyle Kartal Ged. Kartal. Serçe başka. Serçe başka. Pardon, Serçe. Onun pardon. Dedesinin dedesi. Ben Kartal. Pardon. Kartal Ged. Şimdi yani ben asamla şöyle bir sallasam bu evin bütün hileleri ortaya çıkar. Bunu da biliyorsundur umarım. Hileleri mi? Evet, eğer kötü bir niyet varsa bunlar ortaya çıkar yani asamı sallarsam. Yapayım mı bunu şimdi? Eminsin değil mi? Bu evin tamamen iyi bir ev olduğundan. Eminim. İyi bir ev, kapıdan girdiğinde göreceksin. Bir kirpi cüce adam asla yalan söylemez. Anladım. Abi. O zaman hadi hep beraber bakalım. Bir diye böyle asamı kaldırıyorum. Abi ben kara büyü var mı diye bir bakıyorum eve ya. Kupamızı verin. Kupamızı verin. Ya asamı farklı dillerde, hiç random şeylerde sallıyorum böyle. Yalan tamamen. Yani. Abi böyle kupamızı sallıyorsun asanı. Tolga da bir büyü yapıyor orada. Büyü, kara büyü var mı diye bakıyor. Fakat Kirpi doğruyu söylüyor ve bu evde ne kötü biri var böyle. Yani Tolga şeyle baktı. Detect Divine. Böyle kara büyü falan da yok. Kirpi evet üçkağıtçı bir tip ama bir tehlike sezmedin sanki yani. Böyle o şeye reaksiyon vermedi. Senin o son anda evi yok edeceğin hareketlere falan reaksiyon vermedi. Ama bir şey gizliyor gibi yine de. Girelim bakalım, burası temiz görünüyor. İyi, hadi biz de geliyoruz bu sefer. Madem temiz. Tamam. Giriyoruz. Abi biliyorum. İçeri dalıyorsun. İçeri girdiğin anda kimse yok. Bomboş bir ev. Fakat burası ne bir büyücünün evi ne de işte anlattığı gibi bir yer. Bura bir simyacının yeri. Tamamen simya şeyleriyle dolu.
Her yerde simya aletleri, taşlar, rünler. Kirpi tırmanıyor masaya. Çay şimdiden hazır bile diyor. Elindeki ahşap şeyi daldırıyor, içiyor ondan. Ve yavaşça uzanıyor şeyin üzerine, düşüyor pat diye. Uyuyor yani. Mayıştı. Evin sahibi nerede? Bence belli hiçbir şey dokunmayalım. Belli ki yok evin sahibi. Ya da belli ki bu kirpiydi. Bir... Ya da. Zardaha Ged için, şey için, Redoran için. Wall, wall, wall. Redoran sağı solu kurcalıyor şöyle. Şehrin arasına falan bakınıyor. Elleri arkasında böyle bakıyor. Ne var ne yok burada diye. Dolaplara baktıktan sonra evin büyük bir simyacının, tanıdığı bir simyacının olduğunu ve bu simyacının çok değerli bir kitabı olduğunu biliyor. Sakladığı çok değerli bir kitabı ve evin uzun zaman önce terk edildiğini anlıyor sağa sola bakınca. Tamamen süpürülebilir yani içerideki her şey. Simyacının adı ne peki? Simyacının adı Grunt. Gruntar'daki en büyük simyacı Grunt. Adamın alameti farikasını falan biliyor muyum? Herifin en büyük özelliği şu. Ölüyü bile diriltebilecek, hatta sonsuz yaşamı bulabilecek bir iksir üzerinde deney yaparken herif kendini farklı bir plane'e gönderiyor. Oh shit. Ve tekrar geri geldiğinde bambaşka biri olarak geliyor ve ondan sonra onu görmedim. Sen daha önceki çalışmalarını falan ve o kırmızı kaplı kitabını biliyorsun. Kirpi o yani. Yani bu anlattıklarını biliyorsam kirpiyle kirpinin olduğundan şüphelenebilir miyim? Tabii ki. Karakterin kesinlikle bundan ihtimali yoktu fakat şu an şüphelenebilir abi. Anladım. O adamın simyacının ünlü kitabını bulabiliyor muyum baksam? Abi şöyle karıştırıyorsun sağa solu. Ya çok zorlanmıyorsun. Bir kutu, ahşaptan bir kutu. İçinde de Vergan şeyinin mührü var dış kapağında. Turkuaz bir şekilde dışından şerit geçilmiş bir kasa. Uyan bakalım Kirpi Efendi. Ah diyor, kaldırıyor başını. Uyanıyor Kirpi böyle bir anda. Hey, bu güzel kitabı gördün mü ha? Kitap, kitaba dokunma! Diyor, kitabı tuttu, çekmeye çalışıyor senden ama gücü kitap yetmiyor. Benim de ilgimi çekiyor. Bu yazı var, bu renk. Bergen kitabı, Krallığına. Kitabı Theodred'e atıyorum. Hop, koşuyor yakaladım. Kirpi arada zıplıyor. Bakayım tutacak mı? Zıpladı, tutamadı abi. Tamam, aldım. Ben de Zales'e gönderiyorum. Abi arada tekrar koşup zıpladı fakat yetişemedi havada. Küçük Kirpi zıplamaya devam ediyor aranızda. Dur dur, anlat bakalım simyacı efendi. Ne? Diğer taraf nasıldı bakalım? Diğer taraf? Ne? Diğer taraf mı? Bu Kirpi kardeş bize söylediği kişi değil. Buranın sahibi eski bir simyacı vardı, çok ünlü ve güçlü. Derler ki ölümden sonra hayatı bile bulmuş fakat farklı bir boyutta hapsolduktan sonra formu değişerek geri gelmiş. Öyle değil mi Kirpi kardeş? Böyle Kirpi'nin suratında bir değişim, bir bozulma görüyorsun. 20 attım, sikerim seni Kirpi. Ben eğilerek Kirpi'ye sen Grunt musun diyorum. Çünkü Vergen krallığına uğramış bir büyücü. Ben de yüzümün tedavisi için onu aramışım yıllarca. Bulamamışım. Tamamdır abi, böyle bakıyorsun. Kirpi hayır diyor, ben Grunt değilim. Peki hangi plane'e sıkışmıştım? Sadece memeli hayvanların olduğu ve dikenli bitkilerin olduğu bir plane'di bu. Defalarca araştırmalarımı yaptım ve büyük fedakarlıklarla geri döndüm. Peki sonuç olarak vardığın kanı neydi? Yani ölümden sonra hayat ya da ölmüş birini diriltmeyle ilgili ne gibi veriler elde ettin? Bunları bir başka büyücü olarak gerçekten merak ediyorum. Abi bunları sorduğun anda böyle derin bir nefes çekiyor. Bunları hepsini uzun zaman önce kitabıma yazdım. Fakat artık hatırlayamıyorum bile. Bu kirpi bedeni beni çok zorluyor diyor ve itiraf etmiş de bulunuyor onu söyledikten sonra.
Ayetler var, ayetler. Abi, şimdi şöyle, ben gerçekten bu yaratığı insan formuna çevirebilecek bir bilgiyi taşıyor muyum? Ya da kitaplardan biraz kurcalamak isterim. Yani burada durup bir Take 20, Take 1 falan alıp... Tamamdır, tamamdır. Take bir bakmak 20. isterim. Abi iki gün falan burada güzel bir araştırmayla bu kadar malzemenin kütüphanenin içinde, dostlarına da hani sorarsan 2-3 günlük bir araştırma Take 20 olarak geçecek zaten direkt. Bakın bu yer bu kirpiye ait ve büyük ihtimalle bu kirpi dışında da hiç kimse buraya nasıl geleceğini bilmiyor. İsterseniz burada bir dinleyelim. Ben de bu kaynakları biraz araştırayım. Çünkü çok kıymetli büyük kaynakları var burada. Biz gerçekten de işimize yarayacak şeyleri bulabiliriz. Ne dersiniz? Nasıl bir şey bulmayı planlıyorsun? Ne işimize yarayacak? Ölüleri diriltmek mesela. Deku'ya iyi gelecek şeyler. Fredoran, bu Grunt mu gerçekten? Bu o mu? Evet. Baksana, kitabı vermek istemiyor. Grunt'un da başka boyuta gidip kaybolduğu ile ilgili veriler var. Aynı zamanda 20 attım. Zales. Redoran. Zales. Kalalım. Hem Deku'yu diriltebilir, hem belki yüzümü iyileştirebilir. Ve bu adam Zelenar'ı yenebilecek tek büyücü olduğu söyleniyor. Tek simyager. Yüzünü iyileştirebilecekse bunda bir sorun yok. Ama ölüyü diriltmek. Ölümle oynamak. Hadi lan, siz hep yapıyorsunuz böyle şeyleri. Eğer... Demedim böyle bir şey, demedim. Ya klerik şeylerini biliyor çünkü yani adam. Ölüm oynanabilecek bir şey değil ama. Bunun sonuçları her zaman kötü olur. Bakın bu kirpiye. O zaman seni de jöleden insana çevirmeseydik Zales, ne alakası evet. var ya, gözünü seveyim yani. Ölmekle jöle olmak arasında çok büyük bir fark var. Bence yok aynı şey yani, ölüm de sadece farklı bir varoluş şekli. Bunu ayrıca şu an tek bacaklı olman gerekiyordu. Şu an evet. bacağın tekrar çıktı, bununla oynadık. İyileşmek ve dirilmek ikisi ayrı şeyler. Ve oynadığınız dengeler sizi yozlaşmaya götürebilir. Orman kraliçesi tam ölmediğini söyledi Deku'nun. Deku ağaca bağlı. Ruhu hala orada. Geri getirebiliriz. Kirpi aradan çıktı ve şöyle elini kaşıdı. Yüzünü ekşiterek döndü. Bu adam tam bir man kafa. Dedi ve tekrar şeyine devam etti. İçmeye. Dedi. Doğru da konuşuyor. Dedi, garip yaratık yaptık. Hey bak kirpi. Yani herkesin farklı görüşleri olabilir. Şimdi böyle şey yapmak gerekmiyor da. Hemen ağır bir şeyler demeyelim bizden farklı düşünen insanlara. Bazıları da farklı politik partilere oy veriyor olabilir diye düşündüm. Bu ülkenin hali zaten, bu yüzden böyle oldu. Ayrıştık, kutuplaştık hep. Kirpi sakin ol. Kirpi, her şey çok güzel olacak Kirpi. İki gün daha kalırsak pazara artık kadar. Birleşip artık hep beraber olmamız gerekiyor aynen. yani. Ne haliniz varsa görün deyip. Orada bitkileri falan bakıyorum, böyle cure wound potion falan yapmaya çalışırım orada onlar şeyle uğraşırken. Tamam kalalım. Theodred sen ile uğraşın. Ben Theodred'in yanına gidip şey diyorum. Bak, bunların hepsi böyle zaten. Çok kolay bir şey değil. Ben zehir bakıyorum abi şeyden, raflardan. Tamamdır. Ya 2-3 gün bir süren var. Bana hani böyle tam ne yapacağını söylersen. Tamam. Onları... envanterine şeyini alabileceksin zaten. Tamam. Benim cin zehirleri araştırıyorum. Ve bunları kuvvetlendirmek için arada ormana da çıkıp geziyorum. Ve kitap okuyorum bir yandan da. Tamamdır. Ben abi kitaba bakıyorum ki bir kirpiyi nasıl insana çeviririz ve de işte ölümden nasıl döndürürüz bir takım varlıkları falan gibi şeyler. Ruh ile ilgili şeyleri araştırıyorum. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Kitap senin çok ilgini çekiyor. Bu ruh, işte ölümden kurtulmak, dirilmek. Bir anda farklı bir şey hissediyorsun. Ve zaten şeyi öğrendin. True formuna çevirmeyi. Bir yaratık değişmiş, tamamen büyülerle bile transform olmuş birini eski formuna getirebilecek kadar bir simya bilgisi öğreniyorsun. Fakat kitapta ilgini çeken şey şu oluyor. Bu işte... ruhu tekrar geri getirmek, ölen birini işte bir şeyler
feda ederek geri getirmek. Bunlar çok ilgini çekiyor. Ve kafanda bir soru işareti yani. Bunun tam olarak nasıl olacağı burada net sözlerle yazılmamış. Böyle bir tarifi yok. Sadece betimlemeler ve... Verebileceğim şeyin bedensel veya ruhsal olduğuyla ilgili bir takım şeyler var mı peki? Yani ruhsal ya şeyi görüyorsun. Zaten bedensel veya işte değerli bir şey vermenin üstüne ruhsal büyük bir şey de vermen gerektiğini öğrendin kitaptan. Anladım. Okey. Alabileceğim her şeyi aldın mı peki? Birkaç zehir işte... Birkaç bitki hakkında bilgi, işte şeyleri geri çevirme, true form'a geri çevirme. Bu konularda zaten simya konusunda çok iyiydin. Üstüne... Yaratık, çap yaptım falan. Üstüne tam böyle karanlık hissettiğin zamanlarda böyle bir simya ile yaratık çağırma farklı bir olay gördün. Fakat kafanın arka tarafına attın onu, çok kurcalamadın. Biliyorsun ama... Şey yapmadın yani, öğrendin. Okey. Kirpi'ye gidiyorum, Kirpi'nin yanına. Hı hı. Evet Kirpi efendi. Eski haline dönmek istiyor musun ha? Dönmek istiyorum fakat döndürdükten sonra beraber son boş sayfayı tamamlarız değil mi? Evet, her türlü boş sayfayı tamamlarız. Hazır mısın? Hazır olduğunu söylüyor. Gerekli her şey hazırladın. Kirpi. Uyudu galiba yine. Net mi koptu? Swag'i mi koptu? Yo, Swag koptu galiba. Misin? Kirpi. Alo, ses. Boyutta şey çekiyor. Geldi tamam. Şu anda. Tamam. Okey. Eski haline dönmeye hazır mısın Kirpi kardeş? Abi Kirpi dönüyor, sana hazır olduğunu söylüyor. Böyle eğildi, kafasına eğdi. Önünde duruyor. Anladım. Şimdi benden sonra sözleri tekrar et. Hazır mısın? Hazırım. Biz çıkalım mı Redoran? Tehlikeli mi? Yok, siz de kalabilirsiniz. Sıkıntı yok. Birkaç adım geride duruyorum. Söyle bakalım. Benden sonra sesli bir şekilde tekrar et. Gotta go fast. Gotta go fast. Gotta go slow. Gotta go slow. Gastar Jim Bom Bom. Gastar Jim Bom Bom. diye böyle abi. Bir anda böyle bir adam çıktı o sis bulutunun şeylerin küllerin içinden. Fakat son sayfayı doldurmayı unutma. Adam böyle eriyerek nasıl? Bir mum, bal mumu gibi eriyerek yere döküldü abi. Redoran bir şey yap. Ne yapayım lan? Bu ne o? Şey yaramadı mı? Abi eski formuna birkaç saniyeline döndürdün fakat ona ruhunu, canını tekrar veremedin. Ve kitabın Park. Son sayfası boş böyle. Senin deneyinle, şeyinle dolacak. Hasiktir. Hayda. Son sayfayı doldurmayı unutma. Okey. Yani harikaymış gerçekten. Bu adam büyüyü tamamlamamış ki. Yarın büyüyle yaptık bu işi. Boşuna mı bekledik burada 2 gün? Ya, ölümle oynarsanız sonucunuz bunun gibi olacak. Unutmayın. Anladık hoca efendi. Tamam. Sus lan köylü. Böyle şey yapıyorum. Söyledim. Kitap alıyorum. Böylece batıyor sinirli bir şekilde. Ya, oynamaymış. Bacan çıkmasaydı ne bok yiyecekti acaba? falan diye böyle. Tamam gidebiliriz. Lanet olsun. Neyse toparlanın diyorum. Ben de çantayı falan topluyorum. Zehirleri atıyorum çantaya. Ben gerekli o şifalı otlar olur, bilmem neler olur. Ben de onları çantama atıp devam ediyorum. Yok efendim büyüyle yaparlarmış. Biz gücümüzü Tanrı'dan alıyoruz. Bunlar büyüden. İşte konuşuyorlar işte. Bilmiyorlar. Hak yolunu, hukuk yolunu. Tanrı dediğin subjektif bir şey. Şimdi din konuşmayalım. Politika ve din konuşulmaz yok. Senindeyken bak sana saygı duyuyorum. Sana saygı duyuyorum ama devlet işlerine karıştırmamak lazım. Ay. Nereye Redoran şimdi? Tekrar Kurgeş'e gideceğiz. Evet, Kurgeş'e gideceğiz. Sagart ve Kurgeş arasından devam edelim. Abi Sagart ve Kurgeş arasından o dağlık araziden devam ediyorsunuz. Aklınızda da şey var, bu
Kirpi iken size şey demişti, burada korsan filolarının olduğunu, işte kaçak işler yaptıklarını söylemişti. Kurgeç ve Sagart'ın arasında bir liman görüyorsunuz, böyle yaklaşık bir günlük falan bir mesafeniz var. Zaten evde dinlenmişsiniz ve kolay bir şekilde varacaksınız oraya. Limanın ışıkları görünüyor yani uzaktan gece vakti. Devam ediyoruz. Evet, yani beklemeye gerek yok. Direkt abi, kasabaya giriyoruz, limana giriyoruz yani direkt. Aynen. Abi limana doğru ilerliyorsunuz. Böyle küçük gemilerin bulunduğu, burası böyle küçük bir liman. İşte çok büyük gemiler yok. Arkada bir tane hafiften kırık dökük bir büyük gemi var. Onun dışında diğer gemilerin, işte küçük balıkçı tekneleri ya da işte haydutların falan takıldığı tekneler olduğunu görüyorsunuz. Etrafta çapulcular falan geziniyor. Zengin bir yer değil burası. Eski, püskü, işte küçük birkaç ev, bir taverna falan var. Burada yetkili biri, bir kayık bulmamız lazım, birini bulmamız lazım. Önce bir şeyler içelim, kesin birisini buluruz. Taverna, bence taverneye girelim. Bu sefer kumar ya da şarkı yok. Rahatmadan çıkalım. Bakalım bir ona, bir oturalım da. Bu sefer bilmediğim potionlar yapmak da yok. Giriyoruz abi. Abi tavernaya doğru ilerliyorsunuz, böyle gayet sakin. Birkaç kişinin olduğu bir taverna yine, eskisi gibi. Tavuklar falan konmuş, yemeklerini yiyorlar. Fakat birkaç yaratığın işte tersten falan asıldığını görüyorsunuz. Bunlar sadece şey için yapılmış, böyle süsleme gibi bu tavernada. İşte hancı siz girer girmez karşılıyor sizi, gönderiyor birini yanınıza. Ne içersiniz efendim diye geliyor bir tane adam yanınıza. Ne içersiniz çocuklar, ilk siz sipariş verin. Bir dip birası olur köpüklü. Aynısından bana da bir tane. Evet, bir dip birası, iki dip birası. Elinizde şöyle bir sağlam bir ateş viskisi var mı? Ateş viskim sanırım kalmadı ama size güzel bir ceylan cini verebilirim. İyi, bana bir ceylan cini ver, iki tane de bu çocuklara dip birası. Abi böyle gidiyor, içeceklerinizi getiriyor. İnsanlar sohbet falan ediyor. Kulak verecek misiniz sohbetlerine yoksa kendi aranızda? Tabi dinleyeceğiz yani. Bence. Bence de dinleyeceğiz. Yani. Abi iki masa var. Bir masada insanlar buraya gelen giden kervanları konuşuyor. Haydut tipli herifler işte bir kervanın geleceğini, onu soymayı planladıklarını ama defalarca deneyip aptalca başarısız olduklarını falan anlatıp gülüp sarhoş zaten hepsi. Gülüp birbirleriyle konuşuyorlar bunu. Diğer masadaysa balıkçı teknesiyle Relendel'e gitmeye çalışan bir adamın yolda batıp öldüğünü anlatıyor bir kadına, bir tane adam. Kadın da üzüldüğünü, ona işte şey dileklerini sunup içkilerini içmeye devam ediyorlar. Duydunuz mu? Relendel dedi. Battı da dedi. Öldü de dedi. Sizce doğal bir felaket mi yoksa bu sularda deniz halkı var mı Redoran? Bu sularda deniz halkı var mı? Güzel bir soru. Demime sorayım. Sen şunları biliyorsun. Küçük deniz yaratıkları falan filan burada var. Fakat işte o büyük hidralardır falan. Kıyının yani bu büyük adanın diğer tarafında bulunuyor. Tehlikeli yaratıklar genelde. Mesela deniz siren ya da deniz kız gibi hayır, şeyler var mı bu sularda? Hayır. Anladım. Bu sularda siren ve deniz kızı gibi şeyler var. Dikkat etmek lazım tabii. İstiyorsanız ben bir gidip şu balıkçıyı bir masamıza davet edeyim. Ne dersiniz? İyi olur. En azından nasıl gideceğimizi öğreniriz. Balıkçının yanına böyle yavaş yavaş yaklaşıyorum. Sen yaklaşırken kafasını kaldırıp sana baktı. Selamladı sana. İyi akşamlar balıkçı efendi. İyi akşamlar efendim. Bana simyacı Ged derler. Nasılsın? İyiyim efendim. Gayet keyfim yerinde. Bir ama içip günün tadını çıkarıyorum. Arkadaşlarıma gösteriyorum bizim masayı.
yanımıza gelmek ister misin? Misafirimi de alıp gelebilirim. Güzel muhabbetinize katılabilirim efendim dedi ve... Misafiri yanında kadın mı? Anladım. Tabii tabii, buyurun. Geldiler masanın bir tarafına. Ben ayağa kalkıyorum kadın var diye. Kadın... Ben hiç umursamıyorum. Beyaz ya. Giyinmiş. Bu tavernada beyaz giyinmiş. Güzel, upuzun, simsiyah saçlar olan bir kadın. Oturdu. Gözlerini büyük simyacıdan ayırmıyor. Biz açıkçası şeye gidecek. Ne? Revendum muydu? Relender. Relender. Of. Revendum. Repeldum'la karıştırdım. Repeldum'la. Repeldum ve Relender. Biz Relender'e gidecek bir gemi ya da kayık ya da herhangi suyun üzerinde giden bir şey arıyoruz. Tabii ki cesur da bir denizci arıyoruz. Adam böyle düşündü. Düşünceli bir şekilde iç çekti. Ben bir balıkçıyım ama yeterli altınız varsa sizi götürmeyi deneyebilirim. Var beyim. Yeter ki bizi oraya ulaştık. Dur Teodret, dur. Ulan hiç bilmiyor bunlar. Yeterli altından kasıt nedir? Kişi başı 20'şer altına, ya riskli bir iş olduğu için tabii ki 20'şer altına neden olmasın. Gidiş dönüş mü? Yok ananın ama. Kişi başı 20'şer altın. Anasını sürmüş hakikaten balıkçı bey. Tekne alırız lan o paraya. Business mı? Allah Allah, bu ne anasını satayım, şey mi? Kardeş, senin içtiğin arpa suyu sana çok gelmiş galiba. Kişi başı 20 altın ne? Biz yeni gemi alırız o paraya. Ama korsanlar efendim. Korsanlar. Kadın kafasını hafiften eğerek. Evet efendim, zaman, doğru söylüyorlar. O zaman şöyle yapalım. Biz sizi korsanlara karşı koruyalım. Siz de bizi götürün. Zaten kadın, biz olmadan o tarafa geçemezsiniz. Kadın baktı adama, adam da ona döndü ve muhabbeti... Zaten adam oraya gitmeyecekti. Muhabbete hoş hiç var. Şey olmamış gibi, sen konuşmamışsın gibi devam ediyorlar. 20'şer altın çok... 20'şer altın çok olmuş olabilir efendim, biliyorum ama... Tüm gemimi ve hayatımı riske atacağım, biliyorsunuz bu. Ben asamı çıkartıp masaya veriyorum. Kardeş bak, biz boş insanlar değiliz abi. Biz hep geleceğiz. Atıyorum. Sen bizi ne sandın? Abi adam hiç ikna olmuş gibi gözüküyor. Adamın beyim, isminiz ne? İsmim Marven. Biz neden oraya gidiyoruz biliyor musun Marven? Neden? Orada çok büyük saklı bir hazine var ve onun haritası bizde. Eğer bizimle gelirsen ortak pay alırız. Ve bunu 10 altına yaparsan anlaşmış oluruz. Adam hazine sözünü duyduktan sonra bir işkillendi, pek şey yapmadı ama yine de kafasını kurcalayan sorular var. Hazinenin haritasını görmek istiyor şu an. Zales. Efendim? Haritayı çıkar. Hangi harita? Hazine. Hazine haritasını. Abi genel haritayı çıkarıyorum. Ben böyle küçük bir bıçakla çizik atıyorum, tamam mı? Efendim, görüyor mudur? Abi el çabukluğuyla relendenin içine bir yeri çizdim böyle. Tamam. Bu harita... Bu harita gayet yeni ve bendekinin aynısı falan diyor. Böyle açtığın haritayı adama gösteriyorsun. Evet ama bu bilgiyi, bu hazine bilgisini bize kim verdi biliyor musun? Peki hazine nerede haritada diye elleriyle gösteriyor. Anlamadı adam böyle şeyi. Şurada. Gösteriyorum parmağım. Saçma sapan mahvettim. Kasını büyücüye çevirdi. Hani bir cevap bekliyor böyle herif. Ya tamam kardeşim, uzun etme. Biz kendi gemimizi alır kendimiz yaparız. Ben de 5 sene denizcilik yaptım. Biliyorum nasıl gemi kullanılır. Evet lan. Adam böyle durdu. Peki efendim, ama ihtiyacınız olursa limanda Marven deyip beni bulabilirsiniz. Sen bilirsin, ben 20 altına gemi alırım diye böyle kesem ışıklatıyorum. Ben bu 20 altına kendi gemimi alacağım şimdi. Bu 20 altı senin olabilirdi. Ama işte... Tam giderken böyle 15 diyorum.
Atıyorum üzeri. Adam hayatını tehlikeye atacağını düşündüğü için teklifi kabul etmiyor ve limanda... Vay hayatını sikeyim. 17! Ulan ya, işte. Tamam ya, biz alırız ya. Tamam, at pazar ya. Tamam ya. Retora. Retora, sen gemicilik biliyorsan niye atamı almaya çalışıyorsun? Ya çünkü yani... Şimdi her işin uzmanı var. Ben gemi konusunda uzman değilim ama ne kadar zor olabilir ki yani. Ben de bu bacığımla eskiden balığa çıkardım. Bir orada da sandal kullandım yani. Onu biraz büyüğü işte. Çok fazla Sea of Thieves oynadım. Biliyorum. Kullanırım bence. Efendim, bu adam tecrübeliymiş. Başka adama ihtiyacımız yok. Bize gemi yapsın gidelim. Sus Redoran. Bir daha o para kesesini gösterme. Arkadakiler haydut. Çok. Biri kapıya vurdu. Hayda. İçeri kocaman... Normal bir böyle kaptanın şapkasının iki katı büyüklüğünde şapkası olan, simsiyah şapkası olan bir adam girdi. Bana bir ateş viskisi gönderin bakalım oradan. Adam fıçı yuvarladı arkadan. Hemen hancı. Buyurun efendim, sana ateş viskisi hazır. Böyle koyuyorlar. Bir tane attı, bir tane daha içti. Arkada 2-3 tane adam var. Yandaki masadaki... İki haydutu kaldırdılar masayı, sağa fırlattılar. Kendi masalarını kurdular. 4-5 şey. Kaptan oturdu, bunlara anılarını anlatıyor. Ve kenardan muhabbet ediyorlar. Duyuyoruz bunu. Eskiden bir hidranın kafasını kılıcımın ucuyla aldım. Ve o kılıcın ucunu küçük bir ekmeğin içine silip o ekmeği o güzel kadına verdim. Sonra da o kadını reddettim. İşte ben böyle bir kaptanım dedi. Alkışladılar hepsi. Tüm... Akraba galiba. Tüm şeyler kalktı, alkışlıyor böyle kendi tayfası. Ben şey yapıyorum, böyle alkışlayarak acayip yılışık bir şekilde masalarına böyle gidiyorum. falan diye alkışlayarak. Sen ne kadar yiğit bir kaptana benziyorsun. Yanınıza oturabilir miyim? Bu cesaret hikayelerini ben de dinlemek isterim. Otur bakalım. Ben büyük şapka. Yani tüm büyük şapkalardan daha büyük şapkası olan adam. Bir zamanlar, ben de oturuyorum gidip hemen. Anladım. Zamanlar... Benim adım da Ged Büyük Asa. her büyücüden daha büyük ve daha kalın asam var. diye gülüyorum böyle. Hepsi öyle. Senin şakanı çok beğendiler. Siz oturdunuz masaya. Doluştunuz. 10-15 kişisiniz. Adam anlatıyor. Bir zamanlar bir deniz kızı gördüm. Hem de 1000 tane. Bini birden geminin üzerine koşmaya başladı. Ellerinde koca kılıçlarla gemiye sapladıkları kılıçları gemimizi batırmaya başladı. Hemen geminin altını yağlayıp oraları kağıtla kapattım. Ve onların hepsinin kellesini alıp onları becer altından sattım. Ve 5000 altınla daha büyük bir gemi aldım. Baya gülüyorum bu hikayesine falan. Böyle o harikasın, aslansın, kaplansın falan diyorum. Ey kaptan, sana bir soru soracağım. Sence... Balık üstü balık altı kadın bir varlık mı, yoksa altı balık üstü kadın bir varlık mı? Bu soruyu sorar sormaz kaptan şöyle oldu bir 10 saniye. Evet! Evet o! Falan beynini yaktın adamın. Adam şey oldu böyle. Kaptan, senin gibi yiğit bir insanla tanışmışken gerçekten de sormasam olmaz. Bizi gideceğimiz yere götürebilir misin? Nereye gideceksiniz bana söyleyin. Koca bir krakenin kafasına o büyük mızrağı soktum. Soktun. Theodret, nereye gidiyorduk? Çok içmişim. Renaldum. Renaldum mu? Hayır, orası değildi. Renaldum. Renaldel. 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 Relandel. Hepsi bir duruldu. Daha... Ama kaptan, daha henüz savaştan yeni çıktık. Evet kaptan. Kaptan böyle bir tedirgin ama çok az bir gaza ihtiyacı var. Yani daha böyle gemi savaşı falan filan olmuş işte yeni. Bize sadece sizin oraya bizi götürebileceğinizi söylediler. Tüm krallıkta. Sizin sadece, hikayelerinizi dinledik. Evet kaptan. Sadece dediler ki kaptan büyük yarak götürüyor. Pardon, büyük şapka götürebilir dediler. O kadar iyiymiş ki gölgesinde hazineler varmış. Evet. Şapkanızın. Değil mi? Deyip böyle bir keyif yerine geldi. Ateş viskisinden içmeye devam ediyor. Şeyleriyle şakalaşıyor. Miço'suyla falan böyle.
Son bir anı daha anlatıyor. Michos'u bir şifre mi? Niyeti bozdum herif. Şakalaşmaya devam ediyor sağda solda böyle. Peki götürürüm fakat sizden istediğim tek bir şey var. Cesur olmanız diyor ve böyle ayağa kalkıyor, kılıcı kaldırdı. Ve bir saat boyunca daha anı anlatmaya devam ediyor. Biz de sarhoşuz, biz de cesuruz falan diye böyle kılıçlar. Tabii ki de cesuruz! Ben ayağa kaza geliyorum bir de. Aynen abi, ben de hikayeler sıkıyorum diyorum işte, bir keresinde Silvan kraliçesiyle sevişmiştim falan diye böyle, ama işte tatmin edemediğim için benim pipimi taşa çevirdi falan diye böyle. Uzaktan da diğer balıkçıya böyle nah falan yapıyoruz, nasıl koyduk falan diyoruz. Bu sırada herifin Michos'u, küçük böyle boylu bir şey, geldi yaklaştı, Zales'in kafasında bir şişe kırdı böyle. Diye patladı şişe Zales'in kafasında. Yavaşça. Abi direkt dar kavgası deyip sandalyeyle vuruyorum direkt. Abi böyle lan sandalyeyle vurdun. 10-15 kişi tüm tayfa üstüne atladı senin. Ah siktir ya, bela çıkardı. Ağzını yüzünü kırdılar böyle senin ama herif cesaretinden abi dolayı seni de alacak, götürecek şeye. Ama bayağı ağzını yüzünü de aldı şu an. Abi, biz hiç müdahale etmedik mi? Yok yani. Ben etmem abi. Dağılan taraflarıma kürvunt böyle abi basıyorum. Buradan böyle çeneyi düzeltiyorum, burnu düzeltiyorum. Yarın erkenden çıkacağız, unutmayın. Yarın erkenden. Yürü be, yürü be. Abi kaptan yavaştan şeyi sarhoş bir şekilde sallana sallana terk ediyor. Sırtında 4 tane iskelet şeyli anahtar gördün. Red Oran. İskelet ne? Başı iskelet olan anahtarlar böyle. 4 tane. Yani bunun ne olduğunu biliyor muyum? Yok, bilmiyorsun. Bunu bilmiyorsun. Okay. Çıktı kapıdan. Erken saatte limanda olmanızı söyledi ve ayrıldılar. Tamam. Anca. Efendim bize, beyim. Bize kalabilecek bir yer ayarlayabilecek misin? Sadece geceleyeceğiz. Tabii ki ayarlarım. Tabii ki. Kişi başı 10 bakır dedi. Ya. Ha. Okay. Altın diyecek sandım. Ya yani biz gözün nereye? Çeşmeye mi geldik? Allah çatı lahmacunu üzdü. Ya. Tamam. Tamam. Tamam tamam. Ayarladım. Bir şey değilmiş. Bir aynı odada kalalım. Tamam. Olur. Abi. Okay, biz yatacağız. Abi yatıyorsunuz. Gece boyunca güzelce dinleniyorsunuz. Erkenden kalktınız, güneşin doğumuyla böyle, güneş doğuyor yavaş yavaş, uyandınız yani. Hadi çabuk olmalıyız, adam sabah erken saat dedi. Ne, o da kalkamamıştır, merak etme, hadi gidelim hafiften. Zales, uyandırıyorum seni de. Ben de kalkıyorum, birazcık ağız yüz dağılmış, yorgun bir şekilde zırhı falan giyiyorum, gidiyorum işte. Bir daha kürvons basıyorum dağılan yerlerime. Yürü toparlanın falan. Şak 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 iniyoruz, çıkıyoruz abi biz. Abi böyle şeye gidiyorsunuz. Herif böyle limanda kocaman bir şapka gördünüz uzaktan. Tanıdınız zaten, direkt onun olduğunu anladınız. Böyle düzinlerce adam şeye biniyor. Koca bir gemiye biniyor. Bunun gemisi. Gemi bari bir boka benziyor mu gemi bari? Benziyor, güzel bir gemi. Büyük bir savaş gemisi böyle. Şeyleri falan var. Oo. Çok 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 eski. Daha hani işte cücelerden, şunlardan, bunlardan patlayıcı tozlar alınmış işte. Birkaç tane topu bile var yani geminin şeyi. Öyle koca, büyük, güzel bir gemi. Böyle 200 Anladım. Kişi falan gemide şu an, mürettebat. Kaptan Şapka, nasılsın bakalım? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Siz kimdiniz dedi adam. Sen geçen gece bize dedin ya, bizi götüreceksin. En iyi, en güçlü kaptan sensin. Bizi gideceğimiz yere bir tek sen götürebilirsin doğru, diye şey. Doğru, çocuklar. Şeref sözü verdin bize. Verdim, doğru. Bazen unutuyorum, unutkanlığıma geliyor. Siz ne zaman yola çıkarız? Çok geçmeden, yarım saate çıkacağız. Birkaç ihtiyacımız daha var.
Anladım. Bizim kalabileceğimiz bir yer var mı aşağıda? Bir kamera falan bir şey. Tabii ki kameraya geçin. İsterseniz depoda, isterseniz mahzende, istediğiniz yerde kalın. Dedi adam size. Okey. Okey. Ben bir de abi yeminin dışında güverteye kuruluyorum. Küçük böyle bir tezgah gibi bir şeyler kuruyorum falan. Şey yapıyorum. Kendi kendime pipo içiyorum. Ben gemide dolaşıyorum. Çok kalabalık olduğu için tek belli ki bizim gideceğimiz yere gitmiyor. Nereye gideceklerini öğrenmeye çalışıyorum. Abi herifler toparlanıyor. Şeyleri falan yüklüyorlar tek tek. İşte gemiye yüklenecek eşyaları falan. Böyle hava hafiften aydınlanmaya başlamış. Daha yeni sabah. İşte yeni yeni güneş doğuyor. Siz yola çıkacaksınız. İzar atıyorum şu an. Direkt geminin yönünün Relendel olduğunu fakat Relendel'e dümdüz bir gidişin imkansız olduğunu, işte korsan gemilerinin işte havaları değiştiren bir büyücünün falan olduğunu biri anlatıyor, hikaye anlatıyor yani böyle masal anlatıyor öbürünü. Birbirleri arasında konuşuyorlar. Geminin bir çember çizip Relendel'e varacağını söylüyorlar. Mantıklı. Sen duyuyorsun. Yani gemicilikten pek anlamam ama bu adamlar herhalde yıllardır bu işleri yapıyorlar. Neden bahsettiklerini biliyorlardır herhalde. Denizin ortasında büyücü olduğunu iddia ediyorlar Redoran. Sence ne kadar mantıklı? Ne bileyim, bu denizde onlar geçiyorlardır. Belki büyücü yoktur da başka bir şeyler vardır. Onlar büyücü sanıyordur. Bir dakika, bir dakika. Zaten şu an denizin ortasında bir tane büyücü var. Redoran'ı gösteriyor. Evet, çok güzel bir mantık. Evet, ben de bir büyücüyüm sonuçta. Korsan gemilerinde de büyücü olabilir o zaman. Evet, ama benden bahsettiklerini sanmıyorum Zales. Onu ben de anladım. Ama korsan gemilerinde demek korkutucu. Çok yani... da mantıksız değil. Evet, evet, evet. Çok da mantıksız değil. Abi bu sırada gemi yavaştan limandan ayrılıyor. Kaptan kamerasına geçti. Yolunuza devam ediyorsunuz. Redoran ve Theodred havanın yavaş yavaş kapandığını, yani net fırtına çıkacağını biliyor. Zaten hava böyle leş gibi kapalı. Kaptan umursamıyor yani. Dümdüz devam yola. Benim fırtına korkum var açık denizdeyken. Eyvah. Hayda. Bir şey geliyor Redoran belli ki. Gerçek hayatta da çok sevmem zaten de. Hayda. O zaman böyle şey mi, ciddi yumuşatabilirim burayı? Çok sert çünkü şey. Ha yok lan, hayır hayır. Manyak mısın? Hiç yumuşatmana gerek yok. Söylüyorum sadece, karakterimin böyle bir şey var yani. Something's coming Redoran. Ben gerginim yani. İyi misin Redoran, iyi misin? Önemli bir şey değil. Sadece benim biraz açık denizde fırtına fobim vardır da. Tamam, gemimiz sağlam, çok büyük. Herhalde ne yapacağını biliyordur kaptan. Evet, siz bana bakmayın. Bazı tuhaf davranışlarda bulunabilirim. Genelde travmatik ya da korktuğum bir şey olduğu zaman farklı bir dilde konuşmaya başlıyorum. Oh, çok takılmayın. Okay. Artık şaşırmıyoruz zaten. Evet evet, siz dalganıza bakın yani. Abi, limandan ayrıldıktan bir 6-8 saat sonra, gemi açıldıktan sonra hava iyice kararıyor. Fakat fırtına başlamıyor. Bir fırtına yok. Hava yağmurlu hafiften. Ama uzakta bir ışık var. Çok uzakta. Ve Zales bunu görüyor. Uzaktan bu ışığı görüyor. Çok uzakta bir ışık var. Ne olduğunu hiçbir şey bilmiyorsun. Sadece ışığı gördüm. Devam ediyor gemi yoluna. Tamam. Yani mesafeme girdiği an yine bir Divine Sense'imi atarım. Tamamdır. Bakarım orada bir ağ. Çok uzak yani. Şey, ufukta görüyorsun. Tamamdır. Mesafeme girdiği an bakacağım. Ben Redoran'a gidip diyorum ki hani deniz halkı yaşıyordu? Hiçbir şey görmedim. 6 saat. Ne? Ben de anlamadım. Üstelik de fırtına da olmadı. Bilmiyorum gibi. Bence şey yapmayalım. Şam şeytanını şey yapmayalım. Okey. Sen iyi değilsin. Bence kameraya git. Güvertede yok durma. Açık denizde daha iyiyim. Kamerada daha kötü oluyorum. Abi çevredeki ışıklar artıyor. Birkaç tane oldu böyle. Bir 4-5 tane.
size doğru havada mı bunlar ışıklar? Yok yok, ufukta bir şeyler yaklaşıyor size doğru. Ve kaptanın, kaptanın haberi bile yok, dümdüz devam ediyor onlara doğru. Ya bir saat içinde falan karşılaşacaksınız büyük ihtimalle, fakat ne olduğunu bilmiyorsunuz. Biz görüyoruz. Görüyorsunuz yani, ışıkları görüyorsunuz sadece. Tamam, tayfadan birini kapıyorum. Şu ışıkları görüyor musun? Bunlar ne? Gemi mi? Aa, onlar ne? Adam bakıyor böyle, yaklaşıyor. Kaptanın yanına doğru koşmaya başlıyor bir anda. Deli mi lan bunlar? Kaptanın yanına doğru koştu. Kaptan bir anda böyle çığlık limana geri dönüyoruz, geri dönüyoruz, geri çekiliyoruz diyor ve gemiyi bir anda çat 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 çevirmeye başladılar. Gemi döndü abi, tekrar limana dönmeye çalıştı. Ne oluyor, ben yine birini yakalıyorum, ne oluyor, ne yapıyorsunuz, niye geri dönüyoruz? Korsanlar, biz de korsanız ama onlar da korsanlar. Yani biz pek başarılı korsanlar değiliz bu savaş konusunda falan. Adam böyle anlatıyor hafiften. Ben kaptanın yanına çıkıyorum abi. Kaptan kilitlemiş kapıyı. Kapısı kapalı. Kaptan! Kaptan! Ses yok. Büyük şapka! Ses yok. Abi ben böyle gidiyorum Theodore'un yanına, izin alıyorum, kapıyı kırıyorum. Çabuk diye kırdın kapıyı. Dümenin altındaki masanın altına saklanmış kaptan. Şapkasıyla da önünü kapatmış, görünmüyor. Tamam, kaptanı tutuyorum. Hı-hı. Aralarından geçebiliriz, inan bana. Bana güven, aralarından geçebiliriz. Sadece yeterince yaklaştır beni onlara. Yolumuzdan çekilecekler, emin ol. Söz veriyorum diyorum, gözlerine bakıyorum böyle. Korkumuzdan dolayı değil. Sadece birkaç parça kıyafet unuttuğum için geri dönüyoruz. Seni aptal falan, sinirlendi kaptan. Abi ben de peşlerine odaya gidiyorum. Dümeni tutup sen gitmiyorsan ben geri götürürüm diyorum. Dümeni kırmaya başlıyorum. Ama hiçbir fikrim yok yani, ne öyle kırdın, Abuzon, ne yaptın. Bir zar atıyorum. Oğlum 40 kişi var gemide, 40 kişi de mi savaşıyor? dur ben de odaya girip bir şey yapacağım. Siz girin abi. Abi şöyle. Theodret, Zales, şimdi beni iyi dinleyin. Evet. Birazdan yapacağım, be. Birazdan yapacağım şey %75 oranıyla hayatımızı kurtarabilir. Ama %25 oranı da hayatımızı kurtarmayabilir. Ne? Ama ne yapacaksam yapmama izin verin, sakın beni sorgulamayın, tamam mı? Hayır, öyle bir şey yok Redoran. %25 ihtimal öleceğiz, söyle ne olduğunu bari. Söyleyeceğimi abi şey yapıyorum. Hı hı. Asamı alıyorum abi, kafama tutuyorum. Ters bir şekilde. Sıkarım. Ya hayır. Kendime abi bir büyü yapıyorum. Confusion büyüsü bu, normalde yaptım. Hı hı. Kendime yapıyorum ama. Sonra birdenbire duruyorum, gözlerim falan değişiyor. Çok evet, bakalım deniz kurtları bugün hazır mısınız? Hayda. Ha, bu... Yes, kaptan. Hayda. Böyle şey ne oluyor? Evet, bu artık bundan sonra kaptanınız benim, tamam mı? Büyük şapkasını takmaya çalışıyorum abi. Çok abi, büyük. Adam çok büyük bir şapka ama taktığında burnuna kadar geliyor yani. Kafana taktığında. Anladım. Burnunda şu an. Anladım. Bundan sonra geminin yeni kaptanı benim. Tamam mı? Dinliyor musunuz beni? Tamam. Buyurun kaptan deyip dümeni bırakıyorum. Abi dümene geçiyorum böyle. Direkt beyaz ışıklara doğru kırıyorum. Tamam mı? Yes. Şey diye bağırıyor. Şey. Theodren, Zales, siz de ikinci kaptanlarsınız. Tamam. Sadece beni gemilere yeterince yaklaştır yeter. Ben şey güverteye en uca gidiyorum gemide abi. İşaret abi, bekleyeceğim sizden. Ben de güvertenin ortasına gidip herkes etrafımda toplayıp bless basıyorum. Tamamdır abi. Abi ben şey diye varıyorum. İskele son dura ileri. Saçmalıyorum. Evet, bütün topları her şeyi hazırlayın. Abi falan senin dediklerini dinliyorlar ama şey yok. Cılız böyle 200 tane adam ama yani savaşlarda falan yenilmişler, şey olmuşlar. Dediğini yapmaya çalışıyorlar yine de. Sağa sola toplayıp diyorlar. Ya ne dersen yapıyorlar. Bilesi bastıktan sonra emirlerini ben de şey destekliyorum işte. Hadi sen şu topu şuraya koy sen. Redoran. Onu koşturma sen, şunu yapma. İşaretini bekliyorum. Abi gemiler tamam, yaklaşıyor. Abi kaç tane gemi var, ne görebiliyorum? Abi
Ufukta 4 tane gemi var. 20 dakika. 20 dakika sonra 20 dakika sonra yan yana geleceksiniz yani. Dimdik gidiyorsun tamam, onlara doğru. 10 dakikalık kalınca Redoran bağırıyorum. Redoran yaklaş. Evet, şimdi ben şeyler, toplar diğer tarafta olduğu için kırıyorum. Hadi gemiyi döndürüyorum abi. Topla ateş edebilsinler diye. Yaklaştık mı yeterince? Abi 10 dakika falan kaldı şeye. Tamam. Ben direkt Ghost Sound abi Kraken sesi çıkarmaya başlıyorum. Bütün şey ufka doğru. Abi. Falan. Bütün gücümle bağırıyorum. Abi Kraken sesini böyle çıkarıyorsun ufka doğru. Fakat böyle bir 100 metre falan uzağına gidiyor. Ama o şeyin enerjisi, ses dalgası karşıdaki uzaktaki 15 dakika mesafedeki gemilere ulaşmıyor. Tamam, bekliyorum. Dinlenmem lazım. Sadece bir sesli, korkmayın çocuklar, bizim adam attı onu. Ya şey, gemi yaklaşınca söyle bana, ben de bir şey yapacağım çünkü. Abi gemiler yavaş yavaş yaklaşıyor. 5 dakikalık falan mesafe kaldı, artık insanları seçebiliyorsun içindeki. Yani böyle... Anladım. Yani kaç tane gemi var abi tam olarak? 4 tane gemi var karşınızda. Hem de sizin geminin boyutunda. Fakat daha büyük yelkenleri olan, işte daha farklı gemiler. Tamam. Bir dakika dur, ha dur. Şey iniyorum, neden? Aşağıya iniyorum abi asamla. Hı hı. Tekrar Redoran olmuş bir vaziyette. Büyünün etkisi azaldı. Ne yapacağımı hatırlamıyorum. Beni gemilerden bir tanesine fırlatmanız lazım. Ne? Şu an gemiyi kim kullanıyor? Gemiyi ben mi kullanıyordum? Evet. Hiçbir fikrim yok. Beni ilerideki gemilerden birine fırlatın. Çabuk olun ama. Zales, bunu ben yapamam. Abi boost rank basıyorum kendime. Bakayım abi ne kadar. Kask gücümü arttırıyorum. Bunu sen istedin. Redoran deyip fırlatıyorum diğer gemilerden. Abi, acaba düşüyor muyum? Abi diğer gemilerden birini gözüne seçtin. Aranızda böyle 20-30 metre var. Herifi tutup fırlatacaksın son gücünle. Hı hı. Herifi fırlattın. Geminin yanındaki suya düştü. Püşt diye böyle. Suda asasıyla duruyor abi. Suyun içinde. Ulan ucu ucuna kaçtı be. Ben tekrar... Dur. Bir şey yapabiliyor muyum suya düştükten sonra? Yapabiliyorsun. Aksiyonu var. Okey. Şöyle... suya düştüğüm zaman diyorum ki siktir boku yiyeceğiz. Ve direkt şey yapıyorum abi. Switchliyorum kendimi. Hı hı. Ve tuhaf tuhaf suyun içinde böyle bir takım şeyler söylüyorum. Bir iblis summon edeceğim. Dredge. Abi suyun içinde konuşmaya başlıyorsun böyle. Bağırışlar, çağrışlar işte. Bir anda suyun dibinden böyle bir iblis çıkıyor. Böyle pençesini saplıyor şeye, gemiye. Ben tutunuyorum iblise. Tutundun yani. Çıktınız beraber abi. Geminin güvertesine çat diye oturdun iblisle. Alp, ben bu sıra kaptan odasıydım. Gemiyi bizim büyücünün gittiği gemiye yaklaştır. Abi gemiyi onun yanına doğru çekiyorsunuz. 1-2 dakikaya yanında olacak diğer gemi. Theodoret. Aksiyonun var mı? Sen de. Aksiyonun var mı? Ben tekrar Ghost Hunt deneyeceğim abi. Tekrar Kraken sesi. Abi. Abi bu sefer tutuyorsun tüm enerjini, öyle bir bağırıyorsun ki bir anda bu gemilerdeki insanlar sağa sola doğru bakıyorlar. Yes. Sesin nereden geldiğini anlamaya çalışıyorlar. Dev bir kraken sesi çıktı ve hafiften su titredi böyle ve herkes olduğu yerde kaldı. Herkes sus pus kesildi böyle. Bu sırada karşıda indiği gemide Redoran'ın etrafındakiler de sesle bir sarsıldı böyle. Ne oluyor diyorlar yani. Kendilerinde değiller. Aksiyon tekrar Redoran'da bu yüzden. Ben direkt şey yapıyorum. İblisin gemiye çıkmasını bekliyorum. Çıktı abi, tırmandı. O şeye oturdu. Sırtındasın. Güverteye oturdu. Hepsini öldür, hepsini diye bağırıyorum böyle abi, iblise. 50-60 tane adam var. Böyle iblis sağa sola doğru pençesini savuruyor. Birini parçalıyor, öbürünü ısırıyor. Herifler buna kılıçlarıyla, mızraklarıyla saldırıyor abi. Böyle ve kendini savunuyor gibi görünüyor. Yani
bir süre bu 50-60 adama karşı dayanabilir. Önüne geleni parçalıyor yani ona doğru yaklaşanlara. Gemiler yan yana geldi abi şu an. Tamam. Orada olmaya hazır olun! Ben de geçiyorum bir tane şeyin başına. Böyle biri baktı sana. Bir anda abi sizin gemiye doğru gelen sesleri duydunuz. Abi karşılıklı gemiler birbirine topları sıkmaya başladı. Böyle patır patır topları sıkıyorlar. Bu sırada toplardan biri abi güvertenin tam böyle içinden çarptı, yarıp geçti. Karşı gemiden çıkan toplardan. Gemi bir sarsıldı böyle. Redoran tekrar sende. İblisle şeyin bombalayan gemidesin şu an sen. Bizim gemiye mi? Kim hangi gemiyi bombaladı? Senin olduğun gemi sizin gemiyi bombalıyor. Anladım, okey. Ben direkt şey yapıyorum abi. Toptakileri öldür, toptakileri öldür diyorum. Abi koşturuyor bir anda böyle. Pençe darbesiyle topta duran 3 tane top var işte. Oradaki... Ben aynı zamanda şey yapıyorum. Revert ettiğim için eski halime. Hı hı. Gemiye fireball atacağım. Hangisine? Benim kendi gemime. Kendi olduğum gemiye. Hadi. Parçaladın topların başındaki adamları. Ardından da asanı çevirdin. Koca bir ateş topunu vurdun geminin ortasına. Ve geminin ortası alev aldı böyle. Yelkenler falan alev aldı, yanıyor gemi. Yani suya atlayıp kaçmaya çalışacağım yani. Redoran atla! Yapabilir miyim bilmiyorum. Evet Theodred, sen de şu an. Redoran'ı gemiler, almalıyız oradan. Gemiler yakın birbirine şu an. Ben direkt Redoran'ın olduğu gemiye atlıyorum Redoran'ı almak için. Abi atıyorum. Abi suya düştün. Pat diye düştün suyun içine ve dalgalar böyle arada kaldın dalgaların içinde. Çok kötü bir konumdasın şu an. İki geminin arasında, birbirini bombalayan iki geminin arasında kaldın. Redoran Rezales gördü bunu. Bana bir halat getirin. Ben böyle bağırıyorum. Ben Theodred'e doğru yüzmeye çalışıyorum. Abi bana bir halat geldi ya. İkisi zaten Theodred'in yanına yüzdü Redoran. Oraya halatı atacağım. Abi, ve çekmeye başlayacağım. Theodred'i tuttun, bileğinden yakaladın. Böyle. Son anda avuçlarının içiyle tuttun ama ikiniz de böyle o iki geminin arasında duruyorsunuz. Eyvah. Halat geldi abi. Halatı attım abi. Okey, halata tutunduk abi. Asılın! Abi çekiyorlar halatla sizi. Bu sırada toplar geliyor üzerinize. Yani sizin gemiye doğru. Geminin önü falan parçalandı böyle. Ve yıkık dökük gemiye çıktınız. Bir sürü ölü beden, cansız beden. 40-50... Bizim gemimiz mi yıkık dökük? Bizim gemide miyiz? Aynen. Ya hangi gemi bizim daha gemimiz, iyi durumda? Bizim, evet, hangi gemi daha iyi durumda? Diğer gemi daha iyi durumda şu an. Ateş bombalamaya hazır olun. Kancaları atın. Bir dakika, karşımızda 4 tane gemi yok muydu? Evet evet. Yakın tamam. Şu an ikisi birbirine yakın. Üçü daha uzakta. Anladım. Tamam. Hayır o gemiyi ben yaktım. O geminin içinde bir delik var. Onu atlamamız bir işe yaramayacak. Peki bu gemi bir savaşta kalmayacak. Öbür gemilere gidemeyiz. Hala adam kaynıyor içi. Bu arada her 30 saniyede bir zar atacağım. Şey için. Tamamdır abi. Toplar çarpıyor, sağdan soldan ıskalıyor. Devam abi. Ne yapacağız? Vallahi yok mu gemide bir kayık, Filika? O gemide bu gemide olması lazım. O diğer gemide iblis var zaten şu anda. Ben oraya iblis çıkarttım. İblis tamam, ben Filika bulmak için Filikalara bakıyorum, var mı? Evet, bir bak bence de. Gemiye iblis bıraktı. Kadın canlı babamı canlı babamı olsun bıraktı diye. Filika bakıyorum. Buluyor muyum? Abi buluyorsun filikaları. Bir tane küçük filika buldun. Sağlam. Çocuklar buraya. Abi koşuyorum. İpleri kes. Arkadaki gemiler bombalamaya devam ediyor fakat ıskalıyor uzakta oldukları için. Siz ipleri kesiyorsunuz falan. Filikanın biri indirilebilir durumda. Fakat tamam. İşte hayatta olan can havliyle o tayfadan koşuşuyorlar abi gemiye doğru. Herkes canının derdinde şu an. Abi koşan adamlara sosyal sorumluluk projesi. Abi Spirit Guardian açtın. Sizinkiler arkanda.
Herifler yanına giren dayak yiyor böyle o Divine şeylerinden, sopalarından dayağı yiyip geri dönüyor. Işıklı ışıklı dönüyorum onları evet. Şu an. Bizim filikamıza mı girmeye çalışıyorlar? Evet. Bu herif bayağı de yani engelliyor mu girmelerini? Evet. Evet, evet. Bayağı titanik şu an. İnanılmaz bir şekilde. Bir de bu tanrısı falan yok mu bunun? Var. Savaş tanrısı. Anladım. Umursamam masumları diyorsun yani. Kaç kişi alsak mı? Asker olarak kullanırız. Yok, ben konuyla hiç ilgilenmiyorum. Filika'ya girdim direkt yani. Atıyorum abi. Bir zar daha. Yine süre için. Abi. Bam! Böyle bir anda geminin ortasından giren, ta güverteye kadar giren bir top patlatıyor geminin arka tarafını. Böyle şarapneller size falan çarptı. Bir anda zarar gördünüz ama devam edebilirsiniz şu an. Bir ara verebilir miyiz bu arada? Verebiliriz abi. Evet, evet. Verebiliriz. Okey, ben bir 10 dakika bir lavaboya falan gideceğim. İçecek bir şey alacağım. Tamamdır abi, ben de alayım hemen. Geliyorum hemen, 10 saniye. Aa, savaş rahibi olmanın güzel yanları ya. İyilik için savaşmak zorunda değiliz. Oğlum birkaç kişiyi alalım. Yeteri kadar güçlü olan gelebilir. Bak tayfa havlıyor. Chat ne yapıyorsunuz? Chat. Canını yediklerim. Hiç konuşmuyorlar da. Kilitlendiler film izler gibi. 267 kişi var şu an chatte. Bir şeyler yazın. Wow. Keyfiniz. Ne durumdasınız? Sana ne diyen var? Senin götünü keserim. Respect. Respect mi demiş ona? Respect mi dedi? Tamam, ben onun kafasına vururum. O bizden. Vur. Chat aşırı odaklı dinliyor. Aynen. Ara verdik, evet. Eyvallah, teşekkür ederiz. Sizsiniz muhteşem. Anlamaya çalışıyorum. Ya şöyle, geçen bölümün evet biz previously'sini yapacaktık. Yapmayı unuttuk değil de yapmadık. Şöyle anlatalım. Biz hepimiz farklı hikayeleri olan 3 yolcuyuz. Yola çıktık. Birimiz... Sen alacaksan içecek. Sen biraz previously çaksan iyi olur. Geçen yayını izlemeyenler için. Hemen çakalım. Bir önceki yayında kısa önce karakterleri anlatayım. Tüm yayını mı şeyi mi? Tüm yani. Abi önceki yayını kaçıranlar için kısa bir özet yapabilirsin bence. Tamamdır. Bir önceki bölümde şey olmuştu. Karakterlerimiz Theodred, Eren ve Tolga Zales normalde arkadaştı. Theodred'in bir kraliyet ailesi üyesi olduğunu kimse bilmiyordu. Fakat yavaş yavaş ortam ısınınca birbirlerini anlattılar. Bir simyacı ile tanıştılar. Simyacı Günhan'dı. İsmi de Redoran. Simyacının... Yok, köpek sesleri benden geliyor. Simyacının amacı şey, güzel, ilginç hayvanları falan toplamaktı başta. Fakat şu an işte ruh bilimi, hayat nedir falan daha felsefik şeylere atılmaya başladı. Karakterler yavaş yavaş kendilerini tanıyor. Theodred bir intikam peşinde. Onun peşinde koşturuyor. Bir intikamın peşinde koşturuyor. Yüzünün yarısı yara bere içinde. Erimiş durumda. Eskiden yaşadığı bir olaydan ötürü. Bu olaydan ötürü de zehirden etkilenmiyor. Fakat izleyici şu an detayı bilmiyor. Sadece Theodred biliyor. Eren biliyor yani. Günhan ise çift kişilikli bir büyücü. Demin mesela ikinci kişiliğine geçti. O yüzden o kara büyüleri yapabildi. Ardından tekrar kendi kişiliğine geçti. O kendi orada roleplayleri yaparken çok ince ince, tabii ki size mesela çift kişilikli olduğunu söylemiyoruz ama o roleplayiyle bunu belli ediyor. Böyle Rerendel şehrine gideceklerdi en son. Bir gemi savaşına denk geldiler. En son bu gemi savaşında şu an bir filikaya atlamış durumdalar. Yenemeyecekleri kadar çok düşman var. Filika'yı atlayıp en son kaçmayı deneyeceklerdi. Varsa abi böyle RPG ya da oyunun şeyiyle alakalı soru, ben ve Tolga cevaplayabiliriz yani. Merak ettiğiniz oyunla alakalı, karakterlerle alakalı. Hoş geldin Summon of God. Oo, Emre'cim hoş geldin. Hoş geldin Emre'de, bayağıdır gelemiyordu. Sonunda gelebildi, bugüne denk geldi. Şanslı adam ya. Ben de sigara içiyorum ama özür dileyerek şeyin kanalında, Mert'in kanalında içilmiyor sanırım.
Red, Alp böyle Bard ve Assassin karışımı düşünebilirsin. Mert ise bir büyücü, Wizard. Zar sistemini soruyorlar sana Alp. Zar sistemi, ben kendi doğaçladığım bir zar sistemi. Mesela örneğin karşıdaki düşmanı hayal ediyorum. Diyorum ki bir assassin ama çok akıllı değil. Theodred de onu ikna etmeye çalışacak diyelim. Zar'ın ortalaması 10'sa Theodred çok daha akıllı, çok daha ikna edici olabildiği için Zar'ı 7'ye ya da 6'ya düşürüyorum. 6 veya üzeri atarsa alıyor. Fakat uzaktaki bir geminin bizim ana gemiyi vurması için atması gereken zar 16'lara 17'lere çıkıyor. Yani 16 ve üstü atması gerekiyor. Bunlar oyun yönetirken kullandığım benim sistem sadece D20 yani. Zaten roleplay ve senaryo üzerine daha çok kasmadan daha çok doğaçlama tiyatro gibi düşünebilirsiniz yani bunu daha çok ona yönelik. Evet, mesela bu gitmeye çalıştığımız yere hiç gitmeyebilirdik. Mesela çok ilginç değil mi? Bak bir anda gemi macerası çıktı ve ben hiçbir şey söylemedim yani. Hiçbir şey. Hiçbir şey yani. Relendel'de gemi battle'ı çıktı. Çok ilginç Kroksan, bir şekilde. Kroksan, o sorunun cevabı çok uzun. Yani şu mola da yetmez ona anlatmaya. Ne diyorsun Eren? Şeye, Tolga ikiniz de. Mesela Relendel'e gidip bir gemi savaşına girmemiz nasıl? Bu güzel yani? Oldu. Bu hoşuma gitti. Full orman geziyorduk. Aynen, biraz aksiyon da o. Yani daha böyle bir... Sadece... Mert'in Mert'in karakteri bizi sürekli bir yerlere götürüyor ve asla yani iddia ettiği gerçek yerler değil bunlar yani. Asla orada ne olduğunu bilmeden. Ve abi kirpi dinledik, kirpi. Ve... Bütün şehirleri gezeceğiz büyük ihtimal. Yan görev yapa yapa gidiyoruz. Ve asla hani Vergan'a falan uğramak yok. Hani main quest. Bir de yani büyücünün de nerede olduğunu aslında biliyor falan gibi bir şey mi? Biliyor. Direkt biliyor. Yerini biliyor direkt. Söylemiyor. Gezdiriyor bizi ya. Kendi de işte egzantrik yaratıklar gibi. Çünkü med yani. Aslında. Hani böyle med denmez de ona. İki kişiliği var zaten. Kendi de şey yapıyor. Hangisiyle denge kuracağını falan böyle şey yapıyor. Ayarlıyor. Çok ilginç ya. Bu yayının da özetini isteyen var. Geldim. Hoş geldin baba. Hoş geldin canım. Hoş geldin. Bu yayın YouTube'a gelecek mi? Podcast olarak gelecek şeye. Fiziğe. Evet. YouTube'a gelmezse eğer podcast olarak devam edebiliriz bu arada, sizin de şeyiniz yoksa işiniz. Tamamdır abi. Okay. Abi en son gemileri atladınız, filikalara, gemi artık yarılma durumundaydı. Zares bir koruma şeyi açtı, büyüsü, odaklandı ve bindiniz filikalara. Kaptan Büyük Şapka bağırıyor uzaktan. Evlatlar, beni bırakıp gitmeyin! Bağırıyor böyle, şapkası da yok. Şapkası şeyde, Red Oran'da. Abi böyle dönüp yeterince güçlüysen hayatta kalabilirsin. Hala sıktık kardeşim açık. Abi, kaptan... Kaptan, ben sana inanıyorum kaptan. Kesin hayatta kalırsın. Cesur adamsın, eyvallah. Abi kaptan bir anda sesini değiştirdi. Sen böyle deyince Zares. Şey dedi. Evlat, beni zorunda bırakma. Beni bu filikaya al. Neyi zorunda bırakma dedin? Beni zorunda bırakma, bu filikaya al dedi. Sen kim köpeksin lan? Gel ve gir. Beni zorunda bırakma evlat. Beni al. Bence onu almalısın Zares. Ben de biraz gerildim Zares. Sesi değişti çünkü. Abi dönüp sadece bakıyorum. Git gardiyon hala açık. Eyvah. Hadi bir bela da. Anış kapatın. Zares. Sağdan çıktım. Yarrayı. Nazım. İnfernum çıktı beyler, kaçın. Abi. Lan. Abi. Böyle bir anda geminin altında bir titreme, çatır 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 yer titriyor böyle. Ve tayfa birbirine bakıyor. Şu adam yine o sesi çıkarıyor. Evet şu adam. Evet o büyü kullanıp ses çıkaran adam yine aynı sesi çıkardı. Senin ghost sound kullandığını zannediyorlar ve bir ses geliyor. Böyle
kraken sesi, yerden titremeler. Kaptanın yüzünün böyle siyah bir mühürle dolduğunu ve kollarının yavaş yavaş siyah dövmelerle kaplandığını görüyorsunuz böyle. Herif diz çöküyor ve konuşmaya, bu söylediği sözleri sarf etmeye devam ediyor bu sırada. Aksiyonun var mı? Var. Dispel magic atıyorum abi. Kime? O yer mi ki acaba? Kaptan, bilmiyorum, deneyeceğiz. Atıyorsun fakat kaptan ellerini koymuş yere. Devam ediyor sözlerini söylemeye. Okumaya o şeylerini. I tried. Ulan bu kadar güçlüydün. Niye bu kadar aksiyon yaşattın bize? Kimin action'ı var şu anda? Ne yapabiliyoruz? Redoran yaslanmış Filika'da, kollarını koymuş şeye. Yani tam öyleydi bu olay gerçekleşirken. Mesela şeye bakıyor, dışarı doğru bakıyordu. Ya benim hayalimdi. Şeyde Spirit Guardian açmış, önünde duruyor. Zales. Yani ikisinin de ya ayağa kalkarsa o şeyden aksiyonu olacak gelip yakından. Yani ben herifi farkında mıyım herifin? Tabii canım, şey konuşuyor, yaptığını. Bağırıyor böyle. Abi ben o zaman şey yapıyorum. Asamı şöyle tutuyorum nişan alır gibi. Hı hı. Bam diye herife fireball atacağım bir tane. Abi. Ne sikim summonluyorsa summonlayamadan ya. Abi herife böyle bir anda bir alev hüzmesi atıyorsun. Çat! Herifi böyle yaktın. Geminin dışına yolladın. Hı. Suya düştü. Cup diye böyle titremeler duruldu. Ve ortam bir sakinleşti bir süreliğine böyle. Bir lanet şey. Olsun, hadi gidelim buradan. Hadi be. Topuk. Topuk. Filika'ya topuk. Topukladık. Abi kaptanın böyle bedeni yüzüyor şeyde, suda. Böyle görüyorsun, göz göze geldiniz ve herif suyun içine doğru battı abi. Kayboldu. Çok kötü gözden. Düşman kazandık. bu bizim karşımıza çıkar, görürsünüz. Arkadaşlar buranın dönüşü de var. Abi Filika indi suya. Tamam, asılın kürekleri. Abi ben geçtim küreklere. Abi. Ura diye. Küreklere. Kürekleri kapattım. Küreklere asıldınız. Çekiyorsunuz kürekleri. En son uzaktayken gördüğünüz manzara şu abi. Böyle uzaktan artık gemilerin birbirini bombaladığını. İşte. Uzaklaşırken Filika'yla görüyorsunuz ve Relendel kıyıları da çok uzakta değil. Bir geceniz şeyle geçti, savaşla, bir battle'la geçti. Az önce ne tarafta olduğunu biliyor muyuz şeyin? Ha, kara görünüyor. Yani kara çok uzakta değil böyle yani. Okay. Onlar daire çizerek gidecekti. Fakat çok geçmeden zaten bir 10 saat sonra şey başladı. Olay çıktı. Ben biraz mutsuzum. Redoran'a az önce onlarca adamın ölmesine sebep olduk istemeden. Yok canım. Onlar yani sonuç olarak onlar korsanlar. Bu işi yapan korsanlar. Onlara öyle düşünmemen lazım. Onlar savaşarak öldü. Onlar savaşarak öldü, evet. Onlar sevdiği şeyi yaparak öldüler. Redoran şapka hala sende mi? Bendedir herhalde. Çıkardım. Kafanda değil mi? Bendeydi. Tamam. Tabii. Hopa. Hopa. Bakış şapkada bir bakmak. Okey, top çekti. Belli ki. Sevdikleri şeyi yaparak ölmek kadar kıymetli bir şey yoktur bu hayatta. Nasıl ölmek isterdin Redoran? Kesinlikle böyle değil. Böyle ölmekte ne varmış ki? En azından savaşarak ölüyoruz. Ya evet, ama kim için savaşmak, ne için savaşmak? Bunlar da önemli sorular. Neyse senin bir tane yaptığın tuhaf bir büyü var ya, güç veriyorsun. Onu yaparak şu kürekleri abansana. Güçlü ve kaslı birisin belli ki. Abi kendime tekrar Blue Strength basıp ura diye. Blue Strength'ini basıyorsun. Bir süre sonra Relendel'in kıyılarında bir limana varıyorsunuz çok geçmeden. Bilir var mı limanda bu arada? Yıkık dökük bir kale gördünüz. Böyle dağların, küçük dağların arasına kurulmuş. Ve ışıklar falan yanıyor küçük kayığınızda. Yaklaştığınız çaya.
Yani ortam... çünkü buranın dönüşü de var da o yüzden. Yani. Gayet şey yani. Sakin, sessiz. Tortuga gibi vardır. Bir yer yok. Okey. Dikkatli evet. Olun. Burada bizi beklediklerini zannetmiyorum. Kim bekleyecek ki bizi zaten? Yabancıyız. Çok hoş karşılanacağımızı zannetmiyorum. Bir hanamana gidelim, bir şeyler yapalım, bir dinlenelim. Bu korkunç olaydan sonra benim bir kendimi toparlamam lazım. Bunu anlatmasak Redoran, bu yaşananları. Ben Redoran değil, Kaptan Büyük Şapka. Üçüncü kişi. Okey. Legion gibi bir şey oldu. Hayır. Çaktırmayın yani. Kaptan Büyük Şapka. Aha. Okey kaptan. Siz de kendinize bir korsan ismi bulsanız iyi olur. Jarom. Zales, sen de bul. Jack. Jarom ve Jack, harika. Çok yavaş. Bundan HBO dizisi oldu. Evet. Yakınlarda açık bir han var mı? Gece saati böyle sağda solda biraz gezindikten sonra bir han olduğunu görüyorsunuz abi yakında. Çok küçük bir yer ama giriyorsunuz içeriye. Kimse yok. Abi bomboş. Kapıyı vuruyor. Kapıyı bam diye açıyorum. Hı-hı. Ben Kaptan Büyük Şapka. Bana hemen ateş viskisi getirin. Oo, evet. Tamam. Böyle işte içeride zaten birkaç kişi var. Olanlar da hemen seni görünce ayağa kalkıyor. Büyük Şapka hoş geldiniz efendim. Kaptan Büyük Şapka fıçılar yuvarlanmaya başlıyor. Bana Kaptan Büyük Şapka derler çünkü en büyük şapka benim. Şapkası çok iyidir. Kaptan Büyük Şapka geçin efendim falan diyorlar. Oturtuyorlar abi seni böyle. Etrafına birkaç kişi oturmaya başladı. Böyle 5 dakika 10 dakika içinde tavernaya giren herkes görüp seni masana izin alıp oturuyor abi. Abi geçen gece Kaptan Büyük Şapka'dan duyduğum hikayeleri anlatıyorum. Bir tane küçük çocuk geldi. Bu saatte tavernada ne işi olduğunu bilmediğiniz küçük bir çocuk geldi. Aa, Kaptan Büyük Şapka. Kaptan Büyük Şapka. Bize evet. Bize o Hydra yenişini anlatır mısın tekrar? Ben Repeldum'dayken bir gün denizde gidiyoruz. Bir baktım karşımda Hydra. Ben de dedim ki Hydra'dan boş verin dedim ya. Hydra'dan dedim korkan Hydra gibi olsun dedim. Dedi. Sonra evet sonra üzerinde bir atladım. Aynen. Sonra Hydra'yı bir tokatlamaya başladım. Herkes ayağa kalkıyor mısın? Yavaş yavaş. Alır mısın almaz mısın? Alır mısın almaz mısın? Ver Allah'ım ver. Ver Allah'ım büyük ver. Büyük şapka. Büyük şapka. Sonra gemiye fırladım. Gemide de 3 tane sevgilim bekliyordu. Sırayla onlara ver Allah'ım ver. Ver Allah'ım ver. Bu sefer de yine yani. Peki Kaptan Büyük Şapka, yarınki düellolara katılacak mısınız? Evet efendim, düelloya katılacak mısınız? Kaptan Büyük Şapka bence çok rahat kazanacak. Evet kazanır. Kazanacağını pek sanmıyorum çünkü Bumbaldin'de katılıyor. Kaptan Büyük Şapka katılacak mısınız efendim? Bir dakika, Kaptan Büyük Şapka geçenki macerasından dolayı yorgun, hatırlamıyor. Bu ne düellosuydu bakayım? Kaptan Büyük Şapka, Büyük Korsan düellosu. Katılacak 8 kaptanın savaştığı kılıç düellosu unuttunuz mu efendim? Ben böyle arkama yaslanıp gülmeye başlıyorum. Para var mı bu düelloda? Efendim para ne demek? Kazanan denizin kalbini alacak ya. Evet denizin kalbini. Oo kimler istemez değil mi? Yapıyor birisi. Denizin kalbiyle ne yapılır? Düşünsenize ne yapılır evet, mesela denizin değil kalbiyle? Değil mi efendim? Evet denizin kalbiyle koca bir arsa bir kale bile alınabilir. Evet denizin kalbi keşke benim olsaydı derdim hep. Falan böyle gülüp içmeye evet. Devam ediyorlar. Tabii ki de denizin kalbini ben kazanacağım merak etmeyin. Bu savaşta sadece kılıç kullanılıyor değil mi çocuklar? Ve tabii ki bu yüzden sevgili yüce kaptanımız değil öyle aşağılık kaptanların yanında bizim yüce kaptanımız savaşmıyor. Onun adına ben savaşacağım. Ama sen kaptan bile değilsin. Hem şapkan da küçücük. Oradaki kaptanlarla bizim yüce kaptanımızı bir mi tutuyorsun? Böyle insanlar bakıyor sağa sola. Ne olacağını bilemediler yani.
Merak etmeyin, merak etmeyin. Tabii ki de ben savaşacağım. Siz çok şey yapmayın. O ben biraz saçma olduğu için böyle şeyler diyor. Saçmalama. Dur, saçmalama. Dur, bir planım var, dur. Evet, merak etmeyin. Yarın ben de orada olacağım. Denizlerin kalbi tabii ki de benim olacak. Yani ya. Vallahi kendi kaşın dışı saniyede. Küçük çocuk sana yaklaşa şey dedi böyle, tuttu seni. Kaptan Büyük Şapka, peki... Peki bana da ay çörekleri alır mısınız efendim? Kazandıktan sonra ay çöreği istiyorum. Yok artık. Tabii delikanlı. Yani ay çöreği bir şeyin şifresi bir şimdi anlamadım ama... gönderme, evet. Gönderme. Evet, tabii alabilirim. Kaptanım, adınız böyle çıksın istemezsiniz. Çok kötüymüş. Ya yeni anladım. Sen çok farklı niyetlerle söyledin onu ama. Büyük şapka büyük sorumluluk getirir kaptanım. Bilmiyorum neler oluyor burada şu anda yani. Emcin çöreği. Oh. Evet, şimdi kaptan büyük şapka yoruldu. Ben ve tayfam odamıza çıkacağız. Hancı, odamız hazır mı? Odanız hazır efendim. Yukarıda ilk kapıdan içeri girin. Dedi ve ahşap merdivenlerin üstünü gösterdi size. Tamam, hadi gelin çocuklar, odamıza gidelim. Ben daha merdivende başlıyorum. Retoran, ne yaptığını zannediyorsun? Öldüreceksin kendini. Dur dur dur, çözeceğim çözeceğim. Dur, yukarı gel. Senin yerine savaşabilirdim. Abi, şey yapıyorum, ne derler? Ben böyle çantamdan, yani ıslanmıştır bir sürü şey ama şişelerin içinde olduğu için hani sanmıyorum her şey bok olacağını. Çantamdan böyle çok eski bildiğim, zaten çok standart bir iksir olan şey iksiri yapıyorum abi. Diğer insana benzeme iksiri gibi bir şey yapıyorum. Tamamdır abi. Ne neye benzeyeceksin? Yapabiliyor muyum? Tabii yapabiliyor muyum bilmiyorum yani. Bir şeyler yapıyorum abi. Tekrar böyle dövende dövüyorum falan böyle bir şeyler. Daha sonra şey uzatıyorum. Zalesi uzatıyorum. İç bakalım. En son senden bir şey içtiğimde jöleye dönmüştüm. Yok, bu sefer adama döneceksin. Ke. Abi Teodret'e bakıyorum. Yani korku dolu gözlerle bakıyorum. Neden ya, içmesini istiyorsun Redoran? Ne olacak en azından onu söyledin. Çünkü bana dönüşecek. Böylece dövüşebilecek. Ben dövüşüyor olacağım. Anladım. Zales kararsın. İçiyorum. Abi bir anda Redoran'ın aynısı oldum. Güzel. Tamam. Ben de abi aynı içkiden içiyorum. Ama böyle şey yapıyorum, ne derler. Zales'in saçından bir tel atıyorum falan şeyin içine. Hı-hı. Ben de içiyorum. Ben de Zales'e dönüşüyorum herhalde. Aynen abi. Sen de birebir Zales oldun. Bu büyünün etkisi ne kadar sürecek? Tam olarak 24 saat sürüyor. Yani yarın gece vakitleri falan bitmiş olacak. Pekala. Okey. Çocuklar, karıştırmam adına söylerseniz. Çünkü karıştırabilirim. Neyi karıştıracaksın ya? İşte değiştik sadece. Tamam, sen Zales'sin. Evet. O Redoran, okey. Evet. Hadi uyuyalım. Abi, ben bunlar uyuduktan sonra bir tuvalete kalkıyorum. Hı-hı. Zales biraz büyük bir herif ya. Evet. Bunun çükü de büyüktür değil mi abi? Abi. Meraktan bakıyorum abi. Atıyorum o zaman. Evet. Zarf atlayacaktım. Buna zarf atılıyor, kaç. Abi işte, görüyorsun. Tamam. Vay be, bak, herife bak, Allah kutsamış, tanrılar kutsamış gerçekten herife ama kullanmayı bilmiyor. Bu kadar abi, merakımı yendim. İki tur mastürbasyon falan yapacağım. Yaparsın abi sonuçta, bunu yaparsın, herkes yapar. Dünya üzerindeki herkes bunu yapar yani. Abi çıktın tuvaletten, böyle biraz da şaşkınlığın var. Şeye doğru dönüyorsun. Benimki hiç böyle değil vallahi falan diyorum. Ay. Çünkü yani abi ben öyle bir şey yapmıyorum yani, kafama bile, aklıma bile gelmedi yani. Ben uyuyorum hiç. Ben de uyuyorum yani gayet.
Gayet uyuyorum. Abi erkenden böyle alkış kıyamet, böyle sabah sizi uyandırıyorlar. Çok erken uyandırıyorlar, böyle bir saat falan. Büyük şapka, büyük şapka. Alkış sesleri falan kapının önünde. İşte dışarısı o dün girdiğiniz sakin yer şu an panayır yeri gibi. Herkes çıldırmış şehrin önünde. İşte bir sürü şey dönüyor. Büyük şapka, büyük şapka. Amanın, amanın. Güzel, seni çağırıyorlar. Kendi bedenimin böyle şeyler yaptığını görerek garip geliyor ve ilerliyorum abi yani. Zales. Efendim? Kendine boost bastın mı? İhtiyacını. Ay çok... böyle yolda boost rengi basıyorum. Bless'imi atıyorum kendime. Abi, Typhus'ı ve yakın ekibiyle herkes gelmiş. İlginç bir sistem olacak. Şimdi şöyle olacak sistem. Size anlatıyorlar böyle. Herkes 2-3 kişi gelmiş. Kaptanlar falan ekibiyle duruyor. Ve rakibini seçmek için avantaj sağlıyorlar. Avantaj sende. Rakibini seçebilirsin. Tamam. Böyle bakıyorum abi tiplere be. Birkaçı gecikmiş. Bir tane samuray tipli bir herif var böyle, yani şu anki şeyle betimliyorum. Böyle belinde kılıcı, upuzun bir şapkası, kat kat zırh olan bir herif var. Bir tane iri yarı kaslı bir tip var. Grubunla seçeceksin bunu. Kaslı bir tip var, iri yarı. Çok cılız 1.50 boyundaki bir tane adam var. Bir tane drakonoid var böyle. Çok ilginç yani tipi falan. Garip bir herif. Bir tane de bir kadın var. Çok güzel. Bembeyaz giyinmiş. Simsiyah uzun saçları var. Tamam. Grubunla birini seçmen gerekecek. Grupça seçeceğiz. İri yarı adamı seçmen bence çok daha mantıklı. Diğerleri bence samuraydan de. Biraz korktum. Evet evet, iri yarı adamı seç. Diğerleri birbirine bence de iri yarı. Abi iri yarıyı seçiyorduk ya. Abi gösteriyorsun iri yarı herifi ve şeyin önünde bu çimlerin önünde böyle insanlar toplanmış falan, birileri antrenman dövüşü falan yapıyor. Siz gidiyorsunuz yanlarına. Zales'le bu iri yarı herif karşılıklı çıkıyor, herifin elinde koca bir balta var. Zales'te de kılıcım kalkanım. Ay, kendi kılıcın kalkanını taşıyorsun şöyle. Tamam. Doğru. Kılıcın kalkanın var abi. Savaşacaksın. Millet bağırıyor, kaptan büyük şapka, kaptan büyük şapka diye. Bir zar atacağım başlarına. Theodret şunu gördü. İri yarı herif böyle bir şey basılmış bu herife, bir büyü yapılmış, bir üzerinde bir sihir, bir şey var yani, bir net parlıyor böyle çok az ve hissediyorsun bunu. Detect ettin yani. Petoran, müdahale etmemiz lazım. Adam büyülü. Ya o büyülüyse bizimki de büyülü. Kendisi de bir sürü şey basmamış mıydı? Ama bunu riske atmayalım. Bırak deneyeyim. Neyi deneyeceksin? Ben abi adama doğru böyle elimi kapatarak seyirciler arasında dispel deniyorum. Nice. Abi dispel magic atıyor adam. Herifi baştan aşağı siliyor ve herif böyle çık 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 böyle olduğu yerde kaslar falan küçüldü. Kollar sarktı böyle. Oha, öyle mi büyüdü direkt bu? Abi herif böyle küçüldü, çık çık. Elindeki kılıcıyla duruyor, kala kaldı. Hileci! Hileci! Bunu alın, hileci, atın! Hileci! Hileci! Ben de bağırıyorum. Hileci! Atın! Araya aldılar, dövüyorlar abi adamı. Ezon'uza, Ezon'u redor, şey büyük şapka Ezon'u. Kaptan büyük şapkanın önünde kaldı herif. Ezon'u çıkınma da. Öldür! Çıldırıyor böyle halk. Öldür! Abi... Kaptan büyük şapka asla acımaz. Evet evet, ben de duydum. Hiç kimsenin canını affetmez. Büyük şapkanın bir leşi bile asla saniyeler içinde, ve uyduruyorlar kafaları. Herkes bir şeyler söylüyor. Kılıcımı uzatıp
Savaşarak mı ölmeyi tercih edersin, diz çökerek? Adam dayak yemiş, yerde yatıyor baygın. Ha, bayağı ağzı burnu hizaya açacak halde değil mi? Laps koydum yani. Bu nasıl klerik? Savaş klerik oğlum. Helal olsun, çok delikanlı. Kaplansın, kaplansın. Ayağa kalkıyor herkes. Bir anda duruluyor ortalık abi. Herkes sakinleşiyor. Bir anda ortalık duruldu. Bunu sen de yapabilir misin? Redoran diyorum ben. İnsanların de. Arasından biri çıktı abi. Bir kişi çıkıyor insanların arasından. Yigamayashi naka dokumura ne jingeki dane yo komare gateba yo. Dedi ve kılıcı çekti. Haydi. Kılıcı çekti ve tek ayağının üzerinde durarak seni düelloya davet ediyor herif. Nani? Nani? Bu adam Naruto izlemiş beni. Naruto nerede lan, saçma sapan konuşuyorsun. Dur dur, bizim yaparsın. Hadi kaptan, büyük şapka. Ne oldu şapka? Yorgun kalkan. Kalkan kılıcı elime aldım. Tutuyorum. Abi kalkan kılıcı eline aldın, avantaj herifte, herif başlayacak. Tamam. Herif sana ben doğru kılıcıyla koştu ve bir anda yukarıdan doğru seni, sana bir darbe savuracak gibi yapıp toprakta kayıp ayağının yan tarafını keserek arkana geçti abi. Vay, o kadar hızlı ki senden, o kadar hızlı ki senden aranızdaki fark yine 2-2.5 adım. Yani çok hızlı gerçekleşiyor olay. Tekrar döndün adama doğru. Pekala. Abi üzerine doğru kaçacağım ve hareketini tahmin et meselesi. Yani sağa doğru mu kaçacak, sola doğru mu kaçacak? Kaçacağı noktaya kalkanımla, tahmin etmediğim noktaya da kılıcımla vuracağım. Abi kalkanı bir tarafa, kılıcı bir tarafa koydun. Adam bir anda kalkanına basıp kalkanını yere yapıştırıp senin karnından yukarı doğru böyle bir yumruk vurdu sana. Böyle çok güçlü bir yumruk değil, geriye doğru savruldun. Avantaj sende, şu an adam önünde, tam önünde duruyor yani. Tam önümde duruyorsa direkt kılıçla yarmayı deneyeceğim. Abi herife savuruyorsun kılıcı yukarıdan. Zarif bir hamleyle böyle geri doğru çekilip kılıcın önünden şey yapıyor, kurtuluyor darbeden. Sonra adam iki adım geri atıyor. Herifin böyle nefes nefesi olduğunu fark ediyorsun. Tamam. Kalkanımla tamamen defans pozisyonundayım. Saldırdığı an saldıracağım. Redoran yer misin? Mal biraz patlamış mısın? Bunlar birbirlerini öldürmezler umarım. Abi adam sana doğru koşuyor. Bir anda kılıcı tuttu. Karnından içeri doğru soktu abi. Wow, geçti mi defansı? Geçti abi. Abi. Önünde ama kılıç karnında duruyor. Aynen. Tutuyor kılıcı. Yani, reckless attack dediğimiz şekilde o darbeyi kabul edip ben de saplamaya çalışıyorum direkt. Abi kılıç karnında, sen de saplayacaksın. Tuttun kılıcını. Çok kolay aslında yapman, hani böyle kolay bir hamlene bakıyor fakat sağ kolunun altından kayıp gidiyor kılıç. Herifi tuttun ama herif gidemiyor. Bir elinle tuttun herifi. Kalkanı abi kalk mı? Şey kalkanla bam diye o şey nasıl yatay kısmıyla müdahale edebiliyor muyum? Tabii ki. Ben de onu diyecektim. Müdahale edelim mi? Tabii. Ufak ki. Bir büyüyle bir şeyler yapabiliyor muyum? Tabii ki. Kimse ya fark etmezse kimse. Ben kimseye fark ettirmeden somatik şekillerde böyle sanki ooo kaptan büyük şapka le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 l
Confusion atacağım rakibine. Abi atıyorsun böyle. Kaptan büyük şapka, kaptan büyük şapka yapıyorsun. 5 attım ya. Böyle bir anda, daha da kötüyüm dur ben. Bir anda herifin önünde böyle herif şey yapıyor. Bir kafayı topluyor. Kendi şeyini es geçiyor yani. Böyle kılıcıyla kaldı olduğu yerde. Kendini toparlamak için geçirdi turunu. Topladı ama kendini. Abi, şu an iyi. Okey. Ben yapabiliyorum. Bende evet, aksiyon var mı? Evet. Okey. Yapabilirsin yani. Ben ağzımı kapatarak bir şeyler söylemeye başlıyorum. Gücünü azaltmak için. Vicious Mockery. Nasıl sen heykel? Abi herif
Herifi diz çöktürdünüz. Saplamış kılıç karnında. Diz çöktü. Elini yere falan koydu. Yavaşça kafasını yere koydu böyle. Herif önünde Tolga. Direkt tek atıp öldürebilirsin. Şey yok. Aynen. Yapmana gerek yok. Kalkanımla kafasını eziyorum direkt. Abi yere basıp adamı ezip öldürüyorsun. Adamın tayfası size bakıyor böyle. Anlamadılar hiçbir şeyi. Öldürdün herifi. Yeah. Evet, bundan kanıyorsun. Sonra bu adamın tayfası, Kaptan Büyük Şapka'nın tayfasına katılmak zorunda diye bağırıyorum. Zales, gel beni iyileştir bir köşede. Görünmeyen bir köşede. Sus. Abi seni şu an kutluyorlar. Karnından kanlar akıyor ama ortadasın yani. Hayati değil miyiz? Hayati değil. Hayati, tamam, ben kendim hayati yani. Gibi gibi. Okey, ben direkt dalıyorum, insanları uzaklaştırıyorum. Kaptan Büyük Şapka'nın dinlenmeye ihtiyacı var. Dinlenmesi lazım. Abi, görünmeyen bir köşede olabilecek kürbunslar, revifaylar hepsini basıyorum kendime. Abi, iyileştiriyorsun kendini. Ödülümüz! Birkaç saat sonra son fight yapılacak. Son savaş yapılacak. Bir kadın geliyor böyle, beyaz giyinmiş ve kaptan olduğunu söylüyor. Gemisi falan bile yok. Fakat geldi kadın içeri doğru. Bedoran bir şey fark ediyor. Ne fark ediyorum? Kadın büyük bir büyü aurası var abi. Yani böyle kadın... Genç mi bu? Evet. Kadının alakası dahi yok şeyle. Neyle alakası yok? İnsanlıkla mı? Savaşçılıkla, işte şeyle, yani bu bir büyücü, net bir büyü. Bu bir sonraki şeyde savaşacak kadın mı? Evet, son final bu yani. Anladım. Kadının yanına gidiyorum. Şey, Zales halimle. Kadın duruyor yanında böyle. Çok kuvvetli bir savaşçıya benzemiyorsun. Kadın bakıyor böyle. Neden öyle düşündün? Bana bazen bazı hisler gelir. Sanki sen deminki gibi bir hile bassın. Dedi kadın böyle güldü. Çok uzatmayacağım. Deniz'in kalbi için her şeyi yaparım ve arkadaşınızı buradan alıp götürmeniz gerekiyor. Yoksa cansız bedenini götüreceksiniz, diyor kadın. Anladım. Pekala. Theodred ve Zales'in yanına geliyorum. 5-10 dakikaya başlayacak şey. Arkadaşlar, bu birazdan Zales'in savaşacak çok büyük bir büyücü. Zales tek hareketle ölür. Yani öyle diyeyim size. Hareket yapmasına müsaade etmeyiz. Etmekle alakası yok. Sen şunu iç bakalım Zales. Sen mi savaşacaksın? Evet. Pekala. Wow. Abi içtin ve tekrar Zales'e dönüştün. Zaten yeterince insanı ve şey diyorum, zaten yeterince insanın ölümü var üzerimde diyorum. Ben de içiyorum böyle. Tekrar Red Oran'a dönüşüyorum. Abi Red Oran'a dönüştün. Gitmeden Red Oran. Red Oran'a boarding bond atıyorum. Tamam. Ve Red Oran, ister misin onun büyülerini ortaya çıkarayım? Hayır, bu biraz kişisel bir mesele. Müdahale etmeyin diyorsun yani hiçbir durumda. Öleceksem tabii ki müdahale edin. Gerekirse beni kaçırın oradan ama ben sinyal vermeden böyle bir şey yapmayın. Peki. İçin rahat olsun Redoran. Aldığın hasarın bir kısmını ben alacağım. O yüzden daha çok dayanabileceksin. Evet. Bu arada sinyalim fikikli çubuk. Tamam. Fikikli çubuk diye bağırdığın anda müdahale edeceğiz. Evet. Ben birazcık yani uzak bir köşeye gidiyorum. Çünkü tamamdır. Hasar aldığını ben de etkileneceğim için çaktırmamak için. Ben seyirciler arasında kapşonu taktım böyle. Ağzımı da kapadım. Gözükmesin büyü yaptım diye. Bekliyorum. Abi dövüş tam başlayacak. Böyle tam o sırada. Bu arma biraz bizimle gelebilir misiniz efendim? Bunu kimse görmüyor. Sadece Theodoret'in yanında bir adam. Kolundan tuttu Theodoret'in. Yanında da iri bir herif. Bu arma... Ve çekiştiriyorlar siz, abi. Siz kimsiniz? Ne oluyor? Sen gel bakalım falan dedi ve herif böyle sağındaki
böyle seni geriye doğru tutup çekmeye çalıştı. Diğer tarafındaki de koldan asılıp seni kalabalığın içinden geriye doğru çekiyorlar abi. Hiç görmedik bu arada, hakikaten zarlar çok kötü geldi. Eyvah. Ben de uzağa gitmiştim biraz. Bağırıyorum. Adam kaçırıyorlar. Anlıyor muyuz? Yani. Kalabalık ya. Seyirci kalabalık. Çağırış, çığlık var. Şeyin içindesiniz. Abi biri böyle sana elindeki sert böyle balyozla arkandan ensenden vurdu abi. Ah siktir. Bayılttı seni. Bayılttı seni ve okay. Çektiler götürdüler yani. Ben gittim. Öldü mü? Ölmedi. Hayır, bayıldı. Canım, bayıldı. Bayıldım ama offline'ım yani. AFK. Yok. Sen yani ben artık sana orada bakacak kişi şeydi sonuçta. Zales'ti sonuçta. Ben gidiyorum. Ben çünkü. Uzağa gittim. Abi yani ama yardım edecek kimse de kalmadı. Hadi bakalım. Gitti çabuk. Abi kadın yavaş yavaş yaklaşmaya başladı böyle. Ortada buluştunuz. Çok fazla şey hissediyorsun. Böyle büyü aurası ama çok ve bu bilgilerine göre kadından değil, kadının üzerindeki birkaç parça eşya efsunlu ve güç veriyor bu kadına. Bunu biliyorsun. Bu kadın genç mi? Evet. Güzel mi? Evet. Ya. Geliyor. Önce yen de. kadına yaklaşıp şey diyorum. Hey. Efendim diyor gülerek. Eğer ben kazanırsam benimle bir randevuya var mısın? Kadın böyle bakıyor, gülümsüyor. Neden olmasın diyor. Anladım. Nasıl olsa şansın yok. Düşünür müyüz peki kazanırsam? Düşünürüz ama şansın yok diyor kadın tekrardan. Ben şöyle gülüyorum gevrek gevrek. Ha tamam bakalım o zaman. Abi kadın geriye doğru çekiliyor. Böyle. Bir şeyler fısıldıyor. Sen onun ağzıyla büyü yaptığını fark ettin. Ellerini kıpırdatmadan. Ama kimse fark ellerini etmedi. Ellerini kıpırdatmadan büyü yapıyor. Aynen. Öyle mi? Aynen öyle. He mi orospu? Betemeciği ver. Betemeciği ver. Yaptı abi. Anladım. Öyle. Bir şeyler yaptı. Ve selamladı halkı ve geriye doğru çekildi. Okey. Ben daha bir şey yapıyorum. Bir takım böyle ellerimle ve böyle asayı falan şey. Bu arada kafamda büyük şapka var yani. Ellerimle falan filan böyle bir şey sallıyormuş gibi yapıyorum. Çok önemli bir büyü yapıyormuş gibi yapıyorum. Ama kafamdaki şapkaya confusion atıyorum. Abi attın kafandaki kafaya, şapkaya confusion attın. Hiçbir şey olmadı değil mi? Hayır. Bir an umutlandı. Niye yaptı ki böyle bir şey? Onu canlı bir şey olarak düşündü. Evet, şapkanın canlı olduğunu düşünüyordum ben. Öyle bir iradesi vardır, magic item'dır diye düşünüyordum. Okey, hiçbir şey yapamadıysam sıra kadında yani. Abi kadın... Ama kadın da ne yapacağımı anlamamış olması lazım. Aynen anlamadı. Kadın sana doğru yaklaştı. Ve bir anda arkanda bitti. Sırtında böyle. Ve abi boğazında bir el hissediyorsun. Fakat kadını tekrardan önünde görüyorsun. Boğazını sıkan bir el var böyle. Nefesini kesen. Kimse görmüyor bu eli. Ve senin boğazını sıkıp nefesini kesiyor bu el. Oo, ben de etkileniyorum. Baya baya ama hani şeyle zar zor nefes alabiliyorsun. Peki yani arkamdakinin ne olduğuna dair bir fikrim, hissiyatım, bir şeyim var mı? Cisim bir aslında senin arkanda. Dur zar atıyorum. Net bir şey çek. Abi arkandaki şeyin tam olarak ne olduğunu bilmiyorsun ama kadının görüntüsü önünde ve boğazını net bir el sıkıyor şu an. Öf. Okey. Şöyle bir şey yapıyorum abi o zaman. Hı-hı. Ben böyle baktım gidiyorum bayağı bir.
Hayır! Lanet olup yine gerizekalı bir şeyde beni uyandırdın. Yine aptalca bir savaşın içinde buldum seni yüzünden kendimi. Yine öf, bağırıyor falan, tamam, bayağı sinirli bir şekilde. Herkesin gözü üstünde. Evet ama şöyle, somatik bir şeyler yapabiliyor muyum? Evet yapabiliyorsun. Okey. Abi asamla şapkaya darkness büyüsü yapıyorum. Kimse görmesin olacakları diye. Abi darkness'a attın böyle. Ortam karardı ve insanlar bakıyor ne olduğunu anlamadılar. Bir karanlık kapladı şapkanın etrafını böyle bir küre şeklinde. Yani bu durumda bana yaklaştığı zaman dark vision yoksa karşımdakini de kimse göremeyecek. Böyle insanlara mı homurdanmaya ne olduğunu anlamadıkları için şey yapmaya başladılar, tedirgin olmaya. Kadın bir anda koşarak şeyin içine girdi, o karanlığın. Ve abi bir alev büyüsüyle, yukarı doğru yükselen bir alevle sana isabet alarak bir büyü attı fakat göremediği için denk getiremedi ve kalabalığın üzerine doğru bir alev hüzmesi gitti. Bir sürü insanın yandığını gördün. Bir düzine ben... insanın üstüne, halkın üzerine gitti bu alev topu. Eyvallah. Alp'i duyduysam eğer hemen kalabalığın arasına gideceğim. Hı hı. Darkness'ı görünce de böyle elleri havaya kaldırıp savaş tanrısı bu savaş anları kutsasın deyip bizim çocuğa bless. Tamam. Okey. Abi sıra bende mi? Ben bir şey yapabiliyor muyum şu anda? Sen de tam karanlığın içinde onu görebiliyorsun. En sonunda bulutun. Okey. Şöyle yapacağım abi ben. Summon monster. Wow. Yani böyle yere böyle direkt şey asam saplayacağım. Peki zarı mı bırakacaksın, seçecek misin? Seçeceğim. Tamam. Karanlık o ya, benim çevremde sürekli olarak karanlık olduğu için dark vision, yani gece göremeyen, dark vision olmayan hiçbir varlık o karanlığı göremiyor. Kadından ne var bilmiyorum. Fakat buradaki en mantıklı olarak direkt yere basıp asamı bir adet yarasa. Tamam. Summon ediyorum. Abi böyle bir yarasa summonladın. Direkt çıktı yarasa böyle göğsünün içinden. Uçuşuyor. Ya bu arada bu büyük bir yarasa. Aynen, yani aynen. Normal böyle bir... büyük fire bat böyle büyük. Evet. Etrafında dolaşıyor, kadına falan saldırıyor. Kadın bir anda puf böyle senin gözünden kayboldu abi. Ve bir ses duyuyorsun. Minik bir cızırdama sesi. Fark ettin bunu. Hı. Ve dibinde. Hı. 15-20 santim önünde bir ses duydun. Çok hızlı davranman gerekecek. Ne yapacaksan. Okey. Yani yapabiliyor muyum? Evet. Şu an. Okey. Şöyle ki direkt abi ben asamla oraya doğru bir sallamaya çalışacağım. Vampiric Touch. Abi asanla sallıyorsun. Böyle bir anda. Of. Asanı savurdun. Normalde o büyüyü yaptığında kendine bir akış hissedersin. Fakat asanın bir dirseğe çarptığını hissettin. Bir kola çarptı. Evet. Ve bir şeyleri bozdu. Yani böyle bir şeyin channel'ını bozdun. Ve kadın bu sis bulutundan dışarı doğru çıktı. Tekrardan koşarak. Ve tekrar büyü sözleri savuruyor. Halk bu arada karmaşa içinde. İnsanlar kaçışıyor sağa sola. Bu olaydan sonra çevrenizde öyle pek bir şey kalmadı yani. Bir düzeyine insan kaldı. İnsanlar kaçıştı falan filan. Okey. Abi kadın yere dokundu. Elini yere bastı. Ve toprağın içine doğru girdi. Bir anda. Yani bunun ilmi irfanı beni aşar şu anda olan şeyler. Bu düşman hepimizi aşar. Evet. Alp. Evet. Mert'in aldığı hasar bir kısmını ben de alıyorum ya. Yani hasar aldığının farkındayım. Hasar almadım şu anda galiba. Aynen. Boğazı sıkıldı ama ya. Almadı yani. Şey olmadı okay. Yani. Can şey, tamam. Etkileyecek bir şey olunca söyleyeceğim Sultan'a. Little tamam. Bir şey değildi galiba yani. Aynen aynen değil. Anladım. Ben olanları izliyorum, bir şey yapmıyorum şu anda. Abi kadın... yerin altından bacağını tuttu ve seni çekiyor. Earth Meld kullanarak böyle seni de o şeyin içine çekiyor abi. Toprağın içine doğru o karanlıktan. Hmm, okay. Beni çekiyor öyle mi? Evet.
bayağı bildiğin toprağın içine giriyorum ben. Evet. Birlikte. Şu an bacakların girdi. Yardım edin. Pikibik çikibok. Yardım pikibik çikibok. Sayas. Duydun mu? Bakayım. Duydun mu, hissettin mi, bir şey oldun mu? Hayır, zaten insan... Teodre de orada değil ki. Duydum. Ben değilim orada. Duydum. Duydum abi. Çok uzaktasın ama şöyle yani kulağın da orada olduğu için şey hani daha diğer tarafa gitmişsin ama sesi duydun, koşturdun abi oraya doğru geldin ve yerin dibine doğru giren şeyi gördün adamı. Abi bir kendimi... ama önce insanların o köyün sahibinin ıvırın zıvırın getirdiği kutu içinde şeyi de gördün. Yani sağında denizin kalbi var. Küçük altın bir taş. Ve önünde de arkadaşım var. Ben paradan nefret ediyorum. Evet. Para umurumda değil. Para, ya altın bir yadigar diyeyim o zaman. Yani ben gidip Red Oran'ı kurtarıyorum. Kendime Bull Strength basıp. Böyle bayağı yere doğru çekilmişti ya. Bull Strength basıp onu yukarı doğru kaldırıyorum. Böyle. Abi çektin, topraktan söküp çıkardın. Kadının eli de onunla geldi. Kadın bıraktı, tekrar toprağın içine daldı abi. Red Oran yüzeydesin şu an abi. Bağırıyorum, yardım et lan, yardım et. Yüzeye çıkardım. Evet abi. Herhangi bir yarası var mı? Yok, şu an bir yarası yok. Tamam. Şu an... Bu zaman, esnada. Bu lanet olası kadının ilmi irfanı beni geçer. Abi, Spit Guardian açıp... O zaman bırak o yaklaşsın şimdi. Abi... Bence Theodred nerede bu arada? Evet, Theodred nerede? Bilmem. Tuvalete gitti herhalde. Hiçbir şey olmuyor. Kadın yaklaşmıyor. Masanın üstünde de denizin kalbinin olmadığını görüyorsun. Orospu. Sen iyi misin? Ben iyiyim de kadın çalmış denizin kalbini. Girdiğimiz işten... Ne tür bir şekilde çıkmış olduk. Yapacak bir şey yok. Boş ver. Para önemsiz bir şeydir her zaman zaten. Evet. Denizin kalbinin de ne işe yaradığını anlamadık zaten. Burada herkes gitmiş. Theodred nerede acaba? O göremiyorum hiçbir yerde. Abi Theodred tavernanın alt katında el ayağı bağlanmış. Sorguya çekiliyor. Vergan kraliyet soyundan mı değil mi? Maskesini falan çıkardılar herifin. Söktüler. Yüzünün açılması, yüzünün görülmesi şeye soktu. Şu an krizde herif. Şey değil yani, normal değil böyle ruhsal olarak. Çıldırıyor yani, böyle tutamıyorlar şeylerle, iplerle falan. Başında 4 tane adam. Bir tane de simsiyah giyinmiş, uzun sakal olan bir herif var. Bilezikleri var kolunda, kırmızı renkli. Ağzım açık mı? Kapalı abi. Ben bağlı. Herif sana... Herif yüzüne dokunuyor. Bu bunun geçmişinden biri falan değil mi? Evet abi, tanıyor herife. Red Oran. Demek seni yeterince iğrenç bir şekilde bırakmamışım değil mi diyor. Yaklaşıyor sana doğru eliyle. Şu yüzünün iğrençliğine bakınca midem bulanıyor. Yo, yaklaşıyor. Benim o yaralı taraftan bir damla gözyaşı abi. Göz zaten yarım. Abi suratını tutuyor, ağzını açıyor, ağzındaki bandı ve demek sen kral olacaktın ha diyor, gülüyor falan böyle herif. Senin gibi bir pislikten. Ben bütün gücümle artık güçlerimi de kontrol edemiyorum, mantıklı düşünemiyorum. Bütün gücümle bildiğim ilk yaratığın sesini çıkarıyorum, bağırıyorum. Zelenahar! Bağırdın böyle, yandaki gardiyanlar falan bayıldı. Fakat herif böyle sırıtarak bakıyor. Duyduk mu? Abi çığlığı duydunuz. Çok uzak. Ha, duyduk mu? Tavernadan siz de şeyin önünde savaşıyorsunuz. Böyle iki sokak yanda böyle bağırdı son gününde. Koşuyoruz gibi. Abi koşuyoruz. Koşuyoruz. Ama bir yaratık sesi. Onun sesi olduğunu duymadınız. Bir yaratık sesi geldi böyle. Biz alıştık yaratık sesi çıkarmasına yani. Adamın. Seni ben öldüreceğim. Seni
Seni bana yaptığının daha beterini yapacağım sana. Abi birkaç dakika yolunuz var. Varmak için tavernaya koşturuyorsunuz. Zelenar böyle bakıyor. Demek tahtın varisi falan birkaç kelime savuruyor. Vergan ya da yaralı suratınla bir kes sesini istedin değil mi? Kes sesini diye bağırıyorum, kriz geçiriyorum. Kes sesini. Bence daha güzel bir şey yapalım. Bence seni bu krallıktan tamamen men edelim diyor. Adam elini suratına koydu ve büyülü sözler söylüyor. Başladığı sözlerini sarf etmeye. Abi, biz koşuyoruz. Abi tavernanın kapısından çat girdiniz. Bağırış çağırış altta bir olay döndüğünü anladınız direkt mahzende. Suratını eritiyor abi. Herif senin suratını yavaş yavaş eritmeye başladı. Dökülüyor suratından şeyin. Girdiniz abi mahzenden. Gördünüz görüntüyü. Direkt koşup Teodret'e suratını eriten adamı kalkanımla itiyorum. Teodret'e direkt iyileştirmeye çalışıyorum. Redoran sen ne yapacaksın aksiyonunuzu? Fireball atıyorum ortama. Daha da şenlensin. Ben de Zelenar'a. Abi öyle bir fireball ki bu böyle. Attığın anda büyücü bunu fark etti ve cisimleşmeye çalışacaktı fakat tam Teodret'le onun arasına öyle bir fireball attın ki biri bir tarafa savruldu. Zelenar böyle kendini toparlayıp kaçmaya çalışıyor bir anda ve başarılı bir şekilde kaçtı. Asiktir. Hiç arkasını bile dönmeden ama onu duvara çarpışın şeyin aklından gitmiyor yani. Yaktın herifi ve mahzenin duvarına çarptı ve bir anda cisimleşip kayboldu. Abi diyorum böyle. Şeyin ben bağırıyorum eriş. Yerde. Zales! Çok abi, kötü halde. Zales! Direkt Revify. Revify işlemezse öyle kalacak yüzü, haberin olsun. Zales! Kürvunt'la iyileşecekse Kürvunt'la iyileştirin. Atıyorum Revify'ını. At. Hadi bismillah. Abi. Yine zara kaldık. Attın herife. Herifin yaralarını iyileştirdin evet. Fakat abi tam bir maske takıp hatta boynuna kadar gizlemesi gerekecek artık suratını. Tamamen bir ortama şu an bir kaos hakim. Herifin yüzü erimiş. Ne yani o kadar olaydan sonra intikam. Sikerler artık. İntikam almak için çıktığı yolda izleri sürülmüş ve bu izlerin sürülmesinde birinin parmağı kesinlikle olmalı. Redoran düşünüyor bunu, fark ediyor. Biri bir şey yapmalı ki iziniz sürülebilsin. Bunu Redoran düşünüyor. Ve nasıl izin? Neyin izi sürülebilsin ya? Biri bir şekilde sizi takip etmiş. Ya üzerinizdeki bir şey, ya taşıdığınız bir yadigar, ya bir parça, ya bir göz, ya biri uzaktan bir büyüyle. Ne olduğunu bilmiyorsun ama takip edildiğinize eminsin yani. Böyle burada şansa inanmıyorsun, böyle denk gelmesi imkansız diye düşünüyorsun. Buradan çıktığımızda bana her şeyi anlatmanız gerekecek. Ben ölüyorum be adam. Abi, ölüyorsun yani... iyisin yok bir şey, gel. Kaçmasına neden izin verdin? İzin vermedim herif, kendi kaçtı. Ben de Allah değilim ki. Yapabileceğim en iyisini yaptım yani. Benim bayağı psikolojim bozuk şu an artık. Bayağı bu arada. Yani... Ben bunun omzuna girip çıkartıyorum oradan yani. Aynen. Abi bayağı kötü halde. Yüzü tanınmaz halde. Kimse onun ben... Theodret olduğunu anlayamaz artık yani. İmkanı yok. Ağzına sıçayım Zales. Ben... Abi ben arada şeye devam ediyorum ya. Bir tane de adam gibi diyor lan. Hayatımı mahvettin lan, önce Deku bu şimdi bu. Keşke evden çıkmayaydım. Artık Instagram'a sadece TBT atabileceğim. Abi ben ya bayağı şey yani, Kürvuntlarla, Revify'larla odaklanıyorum ve iyileştirebildiğim kadar iyileştiriyorum. Zaten ya lan yahu sen uğraşma, lanetlemişler bu çocuğun suratını. Bunun kerameti başka yerdedir. Hadi şu lanet olası kasabadan çıkalım artık. Abi
bayağı Teodret'in koluna girip çıkıyoruz, uzaklaşıyoruz. Abi beraber kasabadan dışarı doğru ilerliyorsunuz. Relendel'in içinde asıl işte Relendel yani büyük bir şehir. Sadece limanda böyle bir olay olması bile sizi bayağı şaşırttı. İşte ne yapacaksınız? Relendel'e doğru mu? Yoksa geri mi döneceksiniz? Ben Redoran'a güvenmeye başladım çünkü hakikaten Zelenar oradaymış. tabii ki. Boşuna yani? Şans ama ben hakikaten kendimi bırakıyorum. Redoran sen nereye dersin? Bir de gördüm çünkü herifi itti falan bir şeyler yapabildi. Ya off game. Ya bir insan nasıl Relendel'e, mesela ben Relendel'e böyle bir aksiyon koymuşum. Relendel'e gidelim hadi deyip gemi savaşlarının içine girip bu olaya girebilir ya. Ya beni sevmiyor olabilir. Lan ya kain abi. Direkt Relendel dedi. Benim cidden bütün yüz GG mi? Ben çünkü bir dahaki hafta bayağı maske alacağım ona çok göre. Çok kötü yüz. Git de eridi yüzünü okay. Yani. Ben bir siyah turkuaz maske yaptırayım. Senin eski yüzüne... Bir dakika. Abi bir... Relendel'de bir hana giriyoruz. Büyük yer olduğu için güzel bir hana girmek istiyoruz bu sefer. Tamamdır. Tamam. Bana bak delikanlı. Sizin gerçekten de neden Repeldum'a gelip beni bulduğunuzu bilmiyorum. Fakat anladığım kadarıyla bu herif senin peşinde. Sen bu herifin peşinde değilsin. Eğer o yüzünü düzeltmek ve... Bir dakika, neden bunlar senin peşinde? Kimsin sen? Ben onun öldüremediği tek insan. O yani kim? Ben Vergan Kraliyet sorusu soyundan kralın varisi Theodred'im. Oha ama. Arkadaşın kim? Ben herhangi bir krallığa bağlı değilim. Savaş ortamında yetim bir şekilde bulundum. Niye bu herifle beraberdin o zaman? Çünkü o benim dostum. Yani siz arkadaş mısınız? Evet. Evet. Anladım. Şimdi bu herif senin yüzünü bu hale getirdi. Senin bir varisliğin falan kalmadı. Bunun farkındasın değil mi? Varislik umrunda bile değil Redoran. Sana hikayemin tamamını da anlatamam. Eğer anlatırsam aklını yitirirsin. Yahu ne demek anlatamam? Anlatmadığın için zaten bu hallere geldik. Bu bir lanet. Bu ne bir lanet? Şanssızlık mu bir lanet? Hayır. Yüzümün bu halde olması, onunla olan hikayem bir lanet. Hem anlatamamakla hem de hayatım boyunca bunu taşımakla lanetlendim. Onu öldürmeden eski halime ne dönebilirim ne de bunu anlatabilirim. Sadece bana yardım et. Onun ne kadar büyük bir büyücü olduğunu biliyorsun. Onun elinde... Sana gerçekten yarayacak şeyler olabilir. Ya çok da büyük bir büyücü değil. Yani doğru kararları verirsek, doğru şeyleri yaparsak onu bir tuzağa düşürebiliriz. Ama buradan başka bir yere gitmemiz gerekecek bunun için. Nereye? Tur rehberi gibi herif ya. Nereye? Evet, ya adam Relendel'i tahmin etti off game. Yani inanılmaz ya. Liman şehrinde olacak olayları falan. Kuzeyde, Berk'te Buzlar Kraliçesi'ne gitmemiz lazım. Bakalım orada neremizi kaybedeceğiz. Hayır, bize bir şey oluyor, buna hiçbir şey olduğu yok anasını satayım. Neden? Aradığımız sorulara cevaplar ve de senin yüzünün tekrar eski haline dönmesi için gereken büyüler Buzlar Kraliçesi'nde var. Sen ne dersen oraya gideceğim bundan sonra. Yeter ki yanımdan ayrılma çünkü benim büyülerim o iblise yetmiyor. Evet, Buzlar Kraliçesi'nin bilgeliğine ihtiyacımız var. Ama bunun için Berge çok büyük bir yolculuk yapmalıyız. Yani Berez ve Relendel arasındaki denize büyük diyorsanız Berg ve burasının arasında bizi gidecek bir yerini bulmamız imkansız gibi bir şey ama şansımızı deneyeceğiz. Pekala. Arkada da Let It Go mu çalıyor? Let It Go. O zaman denizden gidelim. Berk bir ada zaten. Denizden gitmemiz lazım. Aa pardon ben Gurun'dan. Haritaya bak haritaya. Yüzüm adam yüzüm erimiş. Haritayı göremiyorum. Pekala. Ben görebiliyor muyum?
Bu arada görebiliyorsun, bir gözün erimiş, diğer gözün görüyor. Anasını satayım, bütün sermayem gitti ya. Ya şunu biliyor büyücü. Hatta şey de biliyor, Zales de biliyor. Zales çünkü Gruntar'a gitti demiştim. Gruntar'dan çok dar bir geçit var. Oradan geçebilirsiniz ya da Relendal Kurgeş'ten direkt gemiyle buz denizini geçebilirsiniz. Ya Kurgeş'ten bir kere açıldık. Kurgeş'ten Relendal yakındı ve bu yakın yolda bile gemide başımıza neler geldi. Karadan gitmeyi tercih ederim. Gruntar'dan ince bir boğaz var. Oradan geçebiliriz. Bu kararı size bırakıyorum. Bence deniz yoluyla gitmek daha mantıklı. Çünkü kuzeye kimse gemiyle gidecek kadar deli değil. Sen ne dersen o. Arkadaşın da okeyse burada kendimize bir kaptan bulalım. Tehlikeli bir yoldan gidiyoruz. Şu ana kadar yaptığımız hiçbir şey güvenli değildi zaten. Doran, burada kaptan falan bulamayız. Burada seni kaptan zannediyorlar zaten. Daha iyi. İşimiz daha kolay. Dümdüz gideceğiz değil mi? Tayfa gerisini yapıyor zaten. İskele değil falan. Mi, değil mi? Değil mi? Bence bir şekilde... bir dakika yazan yeri. Eleğin... okuyamadım bir an. Eleğin dağlarının oraya gidip... oradan Gruntar üzerinden gidelim. Bak Gruntar konusunda çok ısrarcı olduğunu biliyorum fakat yayan gidersek karşımıza bir sürü şey çıkabilir. Ben direkt denizi riske atıp daha mantıklı bir şekilde gitmenin yolunda... Yayan gitmeyelim Zales. Bladder'den o aradan geçmemiz lazım Bladder'den. Ateşli ateşli haritada görmüyor musun? Kırmızı yani, kırmızı. Yani bir trolle bir demonla kapışmayı tercih ederim. Kraken'le savaşmaya. Ya ben merak etme. Buralarda öyle şeylerin çıkacağını sanmıyorum karşımıza. Bak, benim şimdi, denize. Bir dakika bana bir izin verin. Şimdi bizi ben çözeceğim. Ben Kaptan Büyük Şapka. Duyduk duymadık demeyin. Berge çok büyük bir sefer düzenliyorum. Bu düzenlediğimiz seferde sizlere kar elmasları, kar ırkının altınları, çok büyük gizemler ve muhteşem bir macera sunuyorum. Eğer tayfamıza katılmak istiyorsanız başvuruları bugünden itibaren değerlendiriyorum. Maceracılar, duyduk duymadık demeyin. Kaptan Büyük Şapka Berge büyük bir sefer düzenliyor. Böyle 3-4 kere bağırıyorum. Tavernada böyle kenarda köşedeki insanlar kalkıp gelmeye başlıyor. Böyle bir 20 kişi falan toplandı aslında. Okey ben sırayla bunlara şey yapacağım yani. Mülakat yapacağım o zaman. Abi birkaçı böyle ya arada gözüne kestirdiğin bir 3-4 tane var. Diğerlerin yani gayet basic şey gibi görünüyor. Konuşuyorsun, ne diyorsun? Yani hiç göze çarpan yok mu? Var var. İşte 3-4 tanesi böyle garip hareketler yapıyor. Biri kafasını sürekli sağa doğru eğip evet. Buzlar. Ne kadar deli varsa orada değil mi? Buzlar, buz denizi. Aga ben bütün sakatları alıyorum. Okey. Hepsi isimlerini falan yazıyorum böyle. Yazdın abi. Buzlar, çocuğa buzlar dedin direkt. Çocuğa buzlar. Çok severim soğuk falan diyor. Bir tane küçük cüce kızı geldi. Gruntar yollarında en çok tavşan yenirdi ve tavşanlar sıcak canlılardır. Kık 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 yapıyor kadın böyle arada ki gülüyor o gülüşü. Çok güzel onun da adını yazıyorum. Aldın abi. Burada deli abi burada. Up uzun ince bacaklı bir adam geldi. İki kolu da yok. Kaptan! Beni de al! Adın neydi? Seni de alayım. Benim adım Dümenci Zerep. Dümenci Zerep evet. Lan. Yazıyorum hepsini. Ne kolların mı yok dedin bana dedi. Bir anda kafa çaktı şeye. Zales'e. Ama miğfere gelince kendi canı yandı adamın. İnce uzun zaten 40-45 kilo bir herif. Kafası da yokmuş. Evet. Tayfayı bulduk. Şimdi tek yapmamız gereken bir gemi bulmak. Tayfaya bak ya. Freak show lan bu.
İyidir. Böyle bir maceraya böyle bir tayfa iyi bence. Değil mi? Aklı başında olan çıkmıyor. Bizim öldürdüğümüz kaptanlardan birinin gemisini alsak çalsak. Harbiden gibi. Ha. Çok mantıklı yalnız şu an. Limanda bir sürü gemi duruyor şu an. Ve ama iki tanesi izliyor. Kaptanları, ya yani kaptanlar öldüyse mürettebatın hepsi ölmedi. Yardımcı kaptan olmuş. Tamam. Biz kaptanlarını öldürdük. Yeni kaptan bizim büyük şapkamız. Samuray'ın gemisini alalım. Onlar Asyalılar gemi işinde çok iyi. Anlayabiliyor muyuz ki kimin gemisi kime ait? Anlayamıyoruzdur. Ya anlayamıyorsunuz. Zaten hepsi büyük gemiler. Filama yok mu? Bir tanesinde yas tutuluyor. Ağlıyorlar falan böyle. Geminin önünde. Oo, iyi ona ben atlıyorum. Yeni tayfamla birlikte atlıyorum ben oraya. Bizim ekip ve yeni tayfamız. Deliler falan var arkamızda. Abi böyle. Geliyor bir tanesi. Bir tanesi direkt gemiye tırmanarak çıktı işte. Bir tanesi yürüyerek koşarak çıkıyor. Böyle ayakkabılarımı çıkararak girmeliyim. Gemide ayakkabılar olmaz falan böyle sırayla giriyorlar. Şimdi gireceğim. Gruntar'ın, Gruntar'ın tavukları da çok iyi. Gülüyor işte o cüce. Kolsuz adam giriyor arkasından. Böyle bir grup sakatın böyle gemiye gidiyor fark ediyor mu yas tutanlar? Kaptan ben de gelebilir miyim? Arkadan biri koşuyor. Gel. gel. Bir tane at adam böyle. At adam mı? Oo sen Thor geldi oğlum. Onlar güçlü. At adam. Kaptan ben çok iyi flüt kullanırım. Ve bir anda bir flüt çalmaya başladı. Güzel. Atla gel. Flütçü Santor da bindi. Ben bu sakatlarla birlikte şey yapıyorum. Yas tutan tayfaya geliyorum. Evet, kaptanınızı öldürdüm. Artık deniz yasaları gereği bu gemi ben ve tayfalarıma ait. Ama isterseniz yeni maceramızda siz de bizimle birlikte çalışabilirsiniz. Ne dersiniz çocuklar? Hayır falan dediler. Ayaklanma çıktı. Hayda. Ve bir anda... Fakat Centaur alıp aşağı atıyor denize doğru. Hayır diyen herkesi aşağı atmaya başladı. Tutup aşağı atıyor böyle. Bir 10-15 kişiden sonra ses kesildi. Hala mı hayır? Kimse çıt çıkarmıyor. O zaman tekrar edin bakalım. Kaptan Büyük Şapka. Kaptan başka büyük şapka. Kapka herkes demeye çalışıyor ama yapamadılar. Kaptan Büyük Şapka ulan. Kaptan Büyük Başka. Herkes bir şeyler diyor fakat 4. 5. denemeden sonra yapabildiniz. Bu geminin şeylerinden birisi ne deniyordu? Carpenter. Bu geminin marangozlarından var mı? Çıkalanlardan marangoz var mı bu geminin? Gemimizde marangoz yok. Arkadan biri omzuna dokundu. Kaptan biliyorum ama ben yapabilirim bu işi. Uzun çocuk. Tamam. Bu geminin adı ne? Gemimizin bir ismi yok kaptan, dedi biri. Tamam artık var. Hemen güverteye ismini yazın. Bu gemiye yeni bir isim koyuyorum. Ne acaba? Adı Deku. Deku, kaptan fakat bana yardım etmeniz gerekecek çünkü kollarım yok. Tamam bu çocuklardan birisinin al tayfa şey oradaki kalan tayfaya gözüyor. Bunlardan birisi sana yardım etsinler. Abi sen Tavr'la beraber gidip yazıyorlar şeye. Deku yazdılar geminin önüne kocaman ahşap geminin. Bayağı bizim gemimiz ha bu şu anda. Evet. Kendimize ait bir gemimiz var yani. Bayağı evet gemimiz oldu. Yelkenleri açtığımız yerde mi bıraksak? Olabilir evet. Mantıklı tamam, güzel, sahne güzel yer. Abi bu aldığınız adamlardan biri böyle upuzun burunlu ve sivri kulakları olan bir elf. Fakat rengi biraz farklı elflerden. Nereye? Yardım etmeye çalışıyor. Geminin falan arkasındaki işte şeyleri falan çözüyor, halatları falan. Kaptan ben de yardım ediyorum falan diyor arkadan. Sen kimsin lan? Ben de tayfadanım diyor, çözüyor halatı. Herkes manyakınız. Allah Allah. Pekala. Artık şey yadırgamıyorum yani. Okey yani. Okey abi. İnek de çıksa gemiden okey olacağız çünkü. Tabii ben herkesi kolum açık bir şekilde yani bu tayfada bütün delileri barındıracağım. Herkesi kucaklıyor.
Evet, evet. Bir minotorumuz falan eksik şu an zaten. Geldi kulağına şey fısıldıyor Teodret'in. Kaptana söyleme ama benim bir planım var. Artık tayfadan olduğumuza göre yardım etmek istedim ve ettim. Ne yaptın? Bize bolca yemek ve erzak getirdim. Taşıyabiliriz hepsini. Yani gemimiz hepsini taşıyabilir. Wow. Okey. Ama çıkışımız biraz zor olacak. Çıktıktan sonra göreceksiniz efendim. Nasıl yani? Kaçakçı mı o? Herifin teki böyle şey. Sen... Ben bunu direkt gidip Redoran'a söylüyorum bu arada. Söyledim Redoran'a. Böyle böyle diyor yani. Çıkışımız zor olacak diyor ama. Kaçakçıdır, boş ver. Hadi biz yelkenleri açalım hemen. Yani okey. Eğer biraz bak, biraz mantıklı düşün. Şu ana kadar hiçbir şey doğru düzgün yaparak başaramadık. Kör topal, ben bundan sonra kendimi şansa bırakıyorum. Berge seni götüreceğim, merak etme. Tamam. Abi, anlaştık. Gemiyi açıyorsunuz. Herkes işbirliğiyle çalışmaya çalışıyor. 4,5-5 saat sonra gemi limandan ayrılabiliyor. Ayarladılar. Çıktınız fakat gemi çop diye durdu bir anda. Sonra zorla ilerlemeye başladı ama bir şeyler oluyor. Sahilde bağırış çağırış, ne yapıyorsunuz? Çıldırdı millet böyle. Fakat halatları mı sökmedik? Hayır, halatları söktünüz. Fakat çoktan böyle bir 10-15 metre açıldınız. Bağırıyorlar, çağırıyorlar, çıldırdılar. Abi olay şu. Olay tam anlamıyla şu. Abi arkanızdan bu herif diğer gemiyi de bağlamış. Diğer erzak gemisini. Hayda! İki gemi beraber buz limanından açılıyorsunuz abi. Berge doğru. What the fuck? Çok güzel. Ben bunu okuyayım. Ben kahkaha atıyorum abi bunu gördükten sonra. Kaptan iyi yaptım değil mi diyor falan böyle arkadaki o hırsıza. Aferin. Kendi gemimize mi yükleyecektik bir de? Evet kaptan. Şöyle selam verdi ve tekrar selamı indirip arkaya doğru gidiyor. Ama şey yürüyüşü yapıyor böyle. Arka gemide mürettebat var mıydı? Bilmiyorum kaptan, direkt bağladım. Sürüklüyoruz herifler öyle mi? Çok iyi. Harika. Bu arada ben en son şey diye bağırıyorum. Bu arada aranızda gemi kullanmayı bilen var mı? Bir anda abi böyle bir sürü el çat 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 ve bu eller eski tayfa değil, yeni tayfadan herkes. Bir tanesinde ayağı değil mi sadece? Yani biri de ayak kaldı. Ben de el kaldırıyorum arkadan. Ben de el kaldırıyorum. Herkes kaldırıyor. Kullandım canım bir kere. Ya, inanılmaz bir macera ya. Çok güzel. Tam beklediğim gibi. Kaptan ben sürebilir miyim? Kaptan lütfen. Al tabii. Dur bakalım. Kaptan lütfen. Kaptanım bana bırakın. Zamanında küçük bir gemi sürmüştüm. Kaptanım. Böyle herkes bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Benim tecrübem var. Geçen gemiyi bir ara ben kullandım. Hepimiz sırayla süreceğiz. Burada bırakalım bence. Okey. Yani macera, çünkü bundan sonrası macera ve bir sonrakine bırakalım. Kaptan ben sürebilir miyim? Kaptan ben sürebilir miyim? Kaptan ben süreceğim. Kaptan bana bırak. Susun lan. Biri de flüt çalıyor. Tamam estağfurullah ya. Ah yine çok güldük. Abi bana niye böyle kötü? Bu sefer de talihsiz ben oldum ya. Günlerin başında hiç kötü şeyler gelmedi. Gelmiyor mu? Adam şeyin içine çekildi. Toprağın 19 atmasa ölüyordu ya herif. Ya Zales'in Q'yu hiçbir şekilde düzgün çalışmaması çok kötü ya. Yani çekmiyor kardeşim, çekmiyor ya. Tanrı'dan çekmiyor. Siz inançsız olduğunuz ben için olmuyor. Ben başka bir şehirde mi dayak yiyorum ya?